Şimdi bu okuyacağımız bab da bir hastalığın başkasına geçmesi var mıdır, yok mudur? Bir yerde bir sari hastalık olursa oraya gitmeli mi, gitmemeli mi? Yahut oradan çıkmak, kaçmak caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Babu ar-raculu yekunu bihidda. Bu bab şu mesele hakkındadır ki bir adam onda hastalık olur. Hel yectenibu, hel yüctenibu emla. O hastalıklı olan adamdan sakınılır mı, sakınılmaz mı? Adam hastalıklı, o hastalıkta başkasına sirayet ediyor. Ondan sakınmak lazım mı, değil mi? Şimdi burada da iki kavl var, her ikisini beyan edecek. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu'l Yaman, kâle haddesene Şuayb ibn Ebi Hamza. Anizzühriye kâle, kâle Ebu Seleme. Ebu Seleme radıyallahu anh dediler ki, semi'tu Ebu Hureyre'te yekûl. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı işittim, derdi ki, innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La turid varid etmesin. La turid irade etmesin. Yani suya götürmesin. Kim? El mümridu, kendi hayvanlarında hastalık olan bir adam o hasta hayvanlarını suya götürmesin. Ne üzerine? Alel müsihi, hayvanlarında hastalık olmayanlar üzerine. Bu suyu getirdi. Yani su, Araplarda en çok sulamada hayvanlar birleşirler bir yerde. Ayrı ayrı otlarlar da o suya götürdüğü vakitte kuyudan su çekecek, oradan sulayacak. Şimdi adamın hem hasta hayvanları var, hem de sağlam hayvanları var. Sağlam hayvanlarını sulasın, bitirsin, ondan sonra hasta hayvanlarını getirsin, sulasın. İkisini getirip de katıştırmasın. Niye? O hasta olan hayvanların hastalığı öteki sağlamlara geçer diye. La turid, irad etmesin. İrad, yani suya götürmesin. Kim? El mümridu, hayvanlarında hastalık olan bir adam, hayvanlarını götürmesin. Ne üzerine? Elel müsehhi, hasta olmayan hayvanlar üzerine. Şimdi bundan ne anlaşıldı? Öyleyse bir adamın hastalığı başkasına geçer, sari hastalıksa, ondan sen de kaçın, onun yanına gitme. Uyuzlu bir adam bulursa onun uyuzu başkasına geçer. Öyleyse sen uyuzlu adamla çok düşüp kalkma, onun uyuzu sana geçer. Veba, taun, işte frengi, bu gibi hastalıklar gibi. Fekâle lehul Haris ibn Ebi Zübab. Haris, Hazreti Ebu Hureyre'ye dedi ki, sen bu hadisi şerifi okuyorsun. Hasta hayvanları sağlam hayvanlarla katıştırmasın diyorsun. فَاِنَّكَ قَدْ كُنْتَ حَدَّسْتَنَا. Halbuki sen bize rivayet eyledin ki, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular, لَا عَدْوَى, لَا عَدْوَى diye sen rivayet eyledin bize. لَا عَدْوَى وَلَا طِيَارَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا غُولُ. Bir hadiste geliyor. Resulullah Efendimiz dört şeyi nefyediyor. Cahiliyette dört şeye itikad ederdiler. Bu dördünün de aslı olmadığını beyan ediyor. Onlardan birisi de la adva, bir hastalığın diğer bir adama geçmesi yok. Bir hayvanın hastalığın diğer bir hayvana geçmesi yok. Bu yok diye sen bize rivayet ediyordun. Şimdi diyorsun hasta hayvanlarla sağlam hayvanları katıştırmayın. Onun zıddı ne oldu? فَاَنْكَرَ ذَٰلِكَ. Bu Hazreti Ebu Hureyre dedi ki, yok ben la adva hadisini rivayet etmedim dedi. Sen beni iftira ediyorsun dedi. O dedi ki, hayır sen rivayet ettin. Hayır ben rivayet etmedim. İkisi münakaşaya başladılar. فَاَنْكَرَ ذَٰلِكَ اَبُوْ هُرَيْرَ. Ebu Hureyre inkar etti. Ben böyle bir hadis rivayet ettiğim yok. فَقَالَ الْحَارِسُ بَلَى. Haris dedi ki, bela. Sen böyle bir hadis rivayet ettin. فَتَمَارَ هُوَ وَاَبُوْ هُرَيْرَ. İkisi enada başladı. Hazreti Ebu Hureyre, hayır ben rivayet etmedim. O da hayır sen rivayet ettin diye. İkisi münakaşaya ve enada başladılar. Hatta işte emruhuma, hatta işi kabarttılar. Kuvvetleşti hısamları, mücadeleleri kuvvetleşti. Fakat ve Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Hureyre bu sefer gadeplendi. Sen beni iftira ediyorsun, ben böyle bir hadis rivayet ettiğim yok dedi. Öteki de diyor ki, hayır illa rivayet ettin. Ve kâle lil Haris, Hazreti Ebu Hureyre gazap etti. Haris'e dedi ki,
zekerehu Müslim, İmam-ı Müslim zikrediyor ki feratane bil Habeşiyye. Habeş lisanıyla Hazreti Ebu Hureyre bir şey konuştu. Gazep edince Harise Arapça değil de Habeş lisanıyla bir şey söyledi. Sümme kâle lil Haris. Harise dedi ki etedri ma kultu, benim söylediğimi anladın mı? Habeş lisanıyla konuşmuş. Ne anlasın Haris onu? Kâle el Haris la. Haris dedi ki anlamadım. Evet. Kultu, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki ben dedim ki türidu minna bizalik, bu inkar ile bizden şunu istiyorsun ki sen, enni lem uhaddiske ma tekul, senin dediğini ben söylemedim. O Habeş lisanıyla dediği de buymuş ki bu adam iddia ediyor ki bu rivayeti Ebu Hureyre söyledi. Halbuki bu rivayeti ben söylemedim, bu inat ediyor. Şimdi bunu Haris ile Hazreti Ebu Hureyre arasında bu münakaşa devam etti. Kale Ebu Seleme, Ebu Seleme ki Hazreti Ebu Hureyre'den bizzat hani orada eşitti ya, o münakaşayı orada gördü ya, Hazreti Ebu Hureyre la turidul mümridu alel müssehidiyes, bu hadisi rivayet eden kim oldu Ebu Hureyre'den? Ebu Seleme. Ondan sonra da arada münakaşa yapan Haris oldu. Şimdi bunlar üç zat. Münakaşa Hazreti Ebu Hureyre ile Haris arasında. Buna şahit olan da Ebu Seleme. Ebu Seleme diyor ki la edri, ben bilmiyorum. Enesi Ebu Hureyre emşabe. Ebu Hureyre bunu unuttu mi yoksa ona müşabehet mi oldu? Ya rivayet etti unuttu yahut da başka bir şeyi rivayet etmiş, bunu zannedilmiş, böyle bir müşabehet mi vakı oldu bilmiyorum. Gayre enni lem ara aleyhi, yalnız ben şunu, şu var ki diyor Hazreti Ebu Hureyre üzerinde görmedim. Kelimeten nesiha, unutmuş olduğu bir kelimeyi görmedim. Yani Hazreti Ebu Hureyre bir şeyi söylesin de unutsun, ben görmedim. Ba'de en kâne yuhaddisuna biha, işte bu hadis okuyuncaya kadar bir hadis rivayet etsin de unutsun, ben Hazreti Ebu Hureyre'de bunu görmedim. Kimden rivayet? Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bir hadis rivayet etsin de sonra ben unuttum desin, ben bunu Ebu Hureyre'de görmedim. Gayre inkârihi mâ kâne yuhaddisuna fî kavlihi la adva. İşte bu la adva hadisini, rivayetini inkardan başka görmedim. 5000 hadis Hazreti Ebu Hureyre rivayet etmiş. Ashab-ı kiramda ondan çok rivayet eden yok. Bunun sebebi de Hazreti Ebu Hureyre unuturmuş. Abdullah ibn Amr ibn As hadisi yazar gider evde tekrar okur ezberlermiş. Bunun yazması olmadığından hafızasında saklarmış, onu da unuturmuş. Bir gün Resulullah Efendimiz'e şekva etmiş. Ya Resulullah, Amr ibn As yazma biliyor, yazıyor, gidiyor evde hadisleri ezberliyor, unutmuyor ama ben senden, hafızamda kalan kaldı, kalmayan unutuyorum. Resulullah Efendimiz de peki ben sana bir gün bir dua ederim demiş. Bir gün ya Ebu Hureyre ridanı aç demiş. Açmış, sermiş. Koç avcıyla Resulullah Efendimiz bir şey atmış ona. Havadan bir şey. Dür demiş bunu. Dürmüş, kaldır demiş Ebu'nu, kaldırmış. Ondan sonra bir daha unutmamış. Unutma denilen bir şey gelmemiş. Şimdi Ebu Seleme de diyor ki ben şahidim. Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'den bir hadis rivayet etsin de sonradan da unuttum desin, ben bunu görmedim. İlla bunu. La adva hadisini bize rivayet etti. Sonradan da ben rivayet etmedim diye inkar etti. Ama hakikaten mi unuttu yoksa müşabehet mi oldu onu da bilmiyorum. Yani rivayet ettiğine Ebu Seleme de rivayet ediyor. Demek ki bu hadis rivayet etmiş. Fakat Allah-u Teala o 5000 hadis-i şerif içinde onu unutturmuş. Yahut da Hazreti Ebu Hureyre'ye müşabehet hasıl olmuş. Haddesena Yunus, kâle haddesena İbn-i Vehbin, kâle ehbereni Yunus, an İbn-i Şehabin, enne Ebu Seleme haddesehu. İbn-i Şehab-ı Zühre diyor ki Ebu Seleme rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La adva, la adva ve la tiyarete ve la hamete ve la gul hadisini buyurdu. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu. La yurid mümridun ala musahhi. Hasta hayvanları sağlam hayvanlarla beraber sulamayın. Yahut da o sulamak buraya gelince otlak da böyle. Beraber otlatmayın, beraber katıştırmayın. Bunu da Resulullah Efendimiz buyurdu.
Bu iki hadisi şerif birbirine zıt oluyor. Hastalık hastalığa geçmez. La adva dedi ki bu. Hasta hayvanlarla sağlam hayvanları karıştırmayın ki onu hastalık ona geçer. Zıt oldu. Taarruz hasıl oldu. Kâle Ebu Seleme. Ebu Seleme diyor ki kâne Ebu Hureyre yuhaddisu bihima kileyhima. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki hadisi şerifi de Ebu Hureyre bize rivayet ederdi Resulullah Efendimiz'den. Sümme sabete Ebu Hureyre ba'de zalik. Bu rivayetlerden sonra Ebu Hureyre sükut etti. An kavlihi la adva la adva hadisinden sükut etti. Onu bir daha rivayete eylemedi. Ve ekame. Daim oldu. Ala en la yurid mumridun ala musahid. La yurid mumridun ala musahin hadisi üzerine devam etti. Yani iki hadisin birincisini Ebu Hureyre hasbetti. La adva bir daha rivayet eylemediği gibi sonradan da inkar etti. Öteki la yurid mumridun ala musahin buna devam etti. Sümme haddese misle hadisi İbn Ebi Davud. Ondan sonra İbn Ebi Davud yukarıda zikretti ya Haris'in Ebu Hureyre'nin münakaşasını. Onu da zikretti ki bak işte böyle de bir münakaşa oldu. Yani Ebu Seleme diyor ki o rivayeti kendisi bildiği gibi Haris'ine de münakaşa etti. Haris de o rivayeti biliyor. İnkarından dolayı Hazreti Ebu Hureyre ile münakaşa etti. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا. İşte ulemadan bir kısmı buna zahip oldular. لَا يُورِدْ مُمْرِدُونَ عَلَى مُصَحِيدٍ. Hasta hayvanları sağlam hayvanlarla katıştırmayın. Buna zahip oldular. فَكَرِهُوا. Mekruh gördüler. اِرَادَ الْمُمْرِدَ عَلَى الْمُصَحِّ. Hasta hayvanları sulamada, otlamada sağlam hayvanların arasına katmasınlar. Buna zahip oldular. وَقَالُوا dediler ki اِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ. Bu mekruhtur. Hasta ve sağlam hayvanları katıştırmak niçin? مَخَافَةَ الْاِعْدَى. Hasteliğin geçmesi korkusunda. O hastalık onlara da geçer. وَاَمَرُوا. Bu kavle zahip olanlar emrettiler. اِجْتِنَابِ زِدَّا. Haste olan hayvandan, insandan iştinab etmekle emrettiler. وَالْفِرَارِ مِنْهُ. Ondan kaçmak. Madem bunun hasteliği sari insanı isabet ediyor, hayvan olsun, insan olsun, ihtilat olmadığı gibi ondan mümkün mertebe kaç. Şimdi böyleyse bir adam gördün, hastalıklı, kim bakacak ona? Bu adamın hastalığı bulaşıklı hastalık. Kim hizmet edecek? Sen kaç, ben kaçayım, o kaçsın. Ne olacak? Bu yüzüstü kalsınıyorsun mu? Şimdi orada doktorlar ne diyorlar? O hastalığın sirayetini önleyecek ilaçlar, iğneler kullanır. Ondan sonra o hasteye bakar. Şayet o hastalığı karşılayacak iğne vurulmazsa, ilaç kullanmazsa derhal hastalık sirayet eder diyorlar ya doktorlar. Şimdi buna geliyor bu. Şimdi bu kavim bunu diyor. Hastalık illa onu karşılayacak bir ilaç al, tedbirini al, ondan sonra ona yaklaş, yoksa yaklaşma. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا بِمَا رُوِيَنْ عُمَرَ فِي الطَّاعُونَ. Bu mesele hakkında başka bir delil daha getirdiler. O da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın taundan kaçması, fi rucuhi bin nas, nas ile gerisin geriye dönmesi, farren minhu, taundan kaçar olduğu halde, Şam'a giderken yolda dediler ki tam Şam'a yaklaştığı vakitte ya emir-el müminin Şam'da taun almış yürüyor. Sen de ashab-ı kiramın büyüklerini almış gelmişsen, tauna girersense bunlar da ölür. İyisi sen gerisin geri dön dediler. O da müşavereye başladı. Şimdi zikredecek. Ashab-ı kiram ikiye ayrıldı. Bir kısmı hayır dönme, bir kısmı dön. Uzun bir münakaşadan sonra ittifak ettiler. Dediler ki dönmeye karar verdiler. Döndü işte bak. Hazreti Ebu Bekir de müşavere neticesinde dönmeye karar verdi ve döndü. Bu da delildir dediler. Şimdi o hadisi, o vakayı zikrediyor. Fezekeru, onlar zikrettiler. Maşul bir hadisi ki haddesena Muhammed ibn Huzeyme. İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Huzeyme rivayet eylemiş. Kale haddesena Haccacun, kale haddesena Hammadun, kale haddesena İshak ibn Abdillah ibn Ebi Talha. An Enes ibn Malik, an Ömer ibn Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh ekbele ile Şam, Şam'a ikbal etti. Fastekbelehu Ebu Talha ve Ebu Ubeydet ibn Cerrah.
Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Ebu Talha, Hazreti Ebu Ubeyde orada, ordudaydılar. Onlar istikbal ettiler. Fekala Ebu Ubeyde ve Talha buyurdular ki, ya emirel müminin, inne ma'ake vücuhe ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın ileri gelenleri seninle beraberler. Ve khiyarehum, ashab-ı kiramın hayırlileri seninle beraberler. Ve inna terekna, biz terk ettik. Men ba'dana, bizim gerimizde olan adamları, misle hariqin nar, ateşin yakması gibi terk ettik. Ateş nasıl yakar? Hastalık da, taun, veba da öyle milleti yakıyor bunun gibi. Yani ateşe bir adam girerse ateş yakmaz mı? Yakar. Bunun gibi. Halbuki sen geldin, Resulullah'ın ashabının hayırlileriyle beraber geldin. Girersinizse siz de yanarsınız. Ferci'ilan, bu sene sen dön git. Buraya girme dediler. Yani feraci Ömer. Kastediyor ki Hazreti Ömer de döndü. Felemma kânel âmül mukbil. Ertesi sene oldu. Câ'a fedehel. Geldi, girdi. Yani taun. Taunu kastediyor burada. Yani taun var idi. Taun orayı kasıp kavuruyordu. Hazreti Ömer'i müşavir ettiler. Döndü, ertesi sene geldi. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin enne Mâliken akberehu an ibn-i Şehab en Abdülhamid ibn-i Abdurrahman ibn-i Zeyd ibn-i Khattab en Abdillah ibn-i Abdillah ibn-i Haris ibn-i Nevfel en Abdillah ibn-i Abbas enne Umar ibn-i Khattab radıyallahu teâlâ an harici ile Şem, Hazreti Ömer Şem'e çıktı. Hatta izâ kâne bi sergin, serg bu ra'nın sükûnüyle, seri Tebuk ile Şam'ın arasında bir yer. Yermuk ile. Yermuk ile bir ufak şehir. Oraya vardı. Lekiyehu umera'ül ecnat. Askerlerin emirleri Hazreti Ömer'e mülaki oldular. Kim onlar? Ebu Ubeyde ibn-ül Cerrah ve ashabı. Hazreti Ebu Ubeyde ve ashabı. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an orduyu beşe taksim etmişti. Cünt derdiler. Bir ordu cünt. Bir cünt Himis'te vardı. Bir cünt Dimişk'te vardı. Bir cünt Ürdün'de vardı. Bir cünt Filistin'de vardı. Bir cünt de Gınsir'inde vardı. Beş. Bunların kumandanları da Hazreti Ebu Ubeyde, Halid ibn-i Velid, Yezid ibn-i Muaviye, Şürehbeli ibn-i Hasene, Emr ibn-i Las. Bu beşi de bu beş ordunun kumandanıydı. Hazreti Ebu Bey de bu kumandanlarla beraber Hazreti Ömer'i karşıladılar. فَاَخْبَرُوهُ haber verdiler ki اَنَّ الْوَبَا قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ Şam'da veba var. Ki اُدْعُوا لِي الْمُهَاجِر۪ينَ الْاَوَّل۪ينَ Muhacirin-i evvelini bana çağır gelsin. Hicret edenleri. İlk önce hicret edenler. فَدَعَاهُمْ Onları çağırdım diyor. Abdullah ibn Abbas çağırdı. Onlar geldiler, festeşârehum. Onlarla istişare etti. Dedi ki, Şam'da veba var. Ben de buraya geldim. Vebanın içine gireyim mi, girmeyeyim mi? Feakbarahum ennel veba... Evet. Haber verdi ki, Hazreti Ömer onlara ki, ennel veba akad veka bi Şam. Şam'da veba var. Gireyim mi, girmeyeyim mi? Faktalefu aleyh. Onlar ihtilaf ettiler. Bir kısmı dedi ki, gir. Bir kısmı dedi ki, girme. Fekale ba'duhum. Bazı dedi ki kat kharajta li emrin, sen bir iş için çıktın. Ve la nara en terci'a anhu. O emirden dönmeyesin. Bunu biz görmeyiz. Dönmeni münasip görmeyiz. Gelmiş olduğun iş neyse onu yap. Yani Şam'a gir. Ve gale ba'duhum, bazıları da dediler ki me'ake bakiyyetun nas ve ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabından çok kıymetlileri var ki bakiyyetun nas, yani İyileri zaten vefat etmiş de kalanlar daha az. Onlar hep seninle beraberler. وَلَا نَرَا اَنْ تُقْدِمَهُمْ Sen onları sokmanı biz görmeyiz. عَلَى هَذَا الْوَبَا Bu vebaya, onları getirip de vebaya sokmayı biz münasip görmeyiz. İhtilaf ettiler, ittifak edemediler. فَقَالَ Hazreti Ömer buyurdu ki اِرْتَفِعُوا اَنِّي Kalkın gidin. Yani madem ittifak etmediniz, ihtilaf ettiniz, hanginizin reyini alayım? Kalkın gidin. Bundan ben bir şey elde edemedim dedi. Sonra Abdullah bin Abbas'a dedi ki, اُدْعُوا لِيَ الْاَنْصَارِ
Ensar'ı getirene çağırdı. Çünkü muhacirlerin reyi ihtilaf etti. Ensar'ı çağırdı. فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ Abdullah ibn Abbas diyor ki ben Ensar'ı çağırdım. Onlar geldiler. فَسَلَكُوا سَب۪يلَ الْمُحَاجِر۪ينَ Muhacirlerin yoluna gittiler. Onlar da ihtilaf ettiler. وَاَخْتَلَفُوا كَاَخْتِلَاف۪ينَ Onların ihtilafı da muhacirinin ihtilafı gibi oldu. Çok bazıları dedi ki sen bir iş için geldin, dönme. Gir Şam'a. Bazıları da dediler ki girip de ashab-ı kiramı ölüme tehlikeye sokma dediler. فَقَالِ اِرْتَفِعُ عَنِّي Hazreti Ömer dedi ki siz de kalkın gidin. Sizden de ben bir şey elde edemedim. ثُمَّ قَالَ Sonra Abdullah ibn Abbas'a dedi ki اُدْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا Burada olan adamları bana çağır. Onlar da kimden? مِنْ مَشِيْخَةِ قُرَيْشِ Kureyş'in ihtiyarlarından, ileri gelenlerinden. مِنْ مُهَاجَرَةِ الْفَتْحِ Fetih'ten evvel, Mekke'nin fethinden evvel hicret etmiş giden adamların ileri gelenlerini bana çağır. Evvelce bütün muhacirini çağırmıştı. Sonradan da Ensar'ı çağırmıştı. Bu sefer Ensar'ı hiç çağırmıyor. Muhacirlerin de hepsini çağırmıyor. Muhacirlerin ileri gelenlerini çağırıyor. Meşihat demesi yani söz sahibi, rey sahibi olanları çağırıyor. فَدَعَوْتُهُمْ Ama onların ismini burada zikretmiyor. Abdullah bin Abbas diyor ki ben de gittim onları çağırdım. Onlarca maruf. Böyle Kureyş'in muhacirlerinden kim orada var? Onlar geldikten sonra onlarına müşavere etti Hazreti Ömer. فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلًا Onlardan iki adam ihtilaf etmedi. Hep ittifakla karar verdiler. Karar verdiler. Onlar da şöyle olsun böyle olsun ikiye ayrılmadılar. İki adamın sözü başka başka olmadı. Ne dediler? Onlar dediler قَالُوا نَرَا اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ Dediler ki ya Amirel Müminin bizim reyimiz sen bu getirdiğin zatları tehlikeye sokma. Bunları al gerisin geri dön. وَلَا تُقْدِمْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَا Bu vebaya bunları sokma. Yazık olur. Eshab-ı Resulullah ölür giderler. Halbuki bunlar bize lazım. فَنَادَ عُمَرْ فِي النَّاسِ Bunun üzerine Hazreti Ömer bunların madem ittifakla söylediler bunların reyini kabul etti. Nida etti. Nasa. Ne dedi? Onu tasih edin. İnni musabbihun. O kadar bir yanlış ki inni'yi fi etmiş. Mübarek adam hiç mi? Manayı da düşünmedi. İnni musabbihun. Ben sabahlayıcıyım. Ala zahirin rahile üzerine. Yani sabahleyin hayvanıma binip gerisin geri gideceğim. Feasbihu aleyhi. Feasbihu aleyhi. Onun üzerine sabahladılar. Yani herkes hazırlandı. Onlar da gidecekler. Hazreti Ömer ben sabahleyin şeyimi rahileme binip döneceğim. Dediği gibi onlar da onun üzerine hazırlandılar ve döndüler. Girmediler Şam'a. Şimdi Hazreti Ömer bu kararı verince döneceğim siz de hazırlanın döneceğiz deyince Hazreti Ebu Ubeyde bunu kabul etmedi. Kale Ebu Ubeyde Ebu Ubeyde Tübni Cerrah dedi ki اَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ Ya Emir-el Müminin Allah'ın kaderinden mi firar ediyorsun? Ölüm sana mukadder ise vebadan ölmek mukadder ise sen kaçmakla kurtaracak mısın? Nerede olsan gelir seni bulur. Allah'ın kaderinden kaçılmaz dedi. Fakale Ömer Hazreti Ömer dedi ki لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَ Bunu keşke senden başkası söyleseydi. Senin bu sözün söyleyeceğin ben zannetmezdim. Ve sana yakışmaz bu sözü söylemek. Keşke senin başkan bunu söyleseydi. نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلَى قَدَرِ اللّٰهِ Evet, biz Allah'ın kaderinden kaçıyoruz. Nereye? Yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Biz burada vebaya, tauna, kendi nefsimizi atmıyoruz. Kaçıyoruz. Allah'ın kaderinden kaçıyoruz. Ama nereye? Gene Allah'ın kaderine. Yani nereye gitsin ki eğer mukadderse orada da gelecek. Bunu da biliyoruz. Fakat bizim elimizde bir cüz irade var. Cüz iradeyi o tarafa sarf ediyoruz. Ama Allah'ın kaderinden çıktık manasına değil ki. Biz Allah'ın kaderine razıyız. Neredeyse onun hükmü cari olacaktır. Arayete. Şimdi ona misal veriyor Hazreti Ömer. Ya Ubeyde senin haberin var mı? Bilmez, görmez misin ki? لَوْكَانَتْ لَكَ اِبْرُونَ Senin develerin olsa فَهَبَتْ لَوَاهِيَنْ Sen bir
vadiye geçsen, o develeri alsan götürsen, otaracaksın. Öyle vadi ki lehu udvetani. Onun iki şubesi var. Bir vadinin iki tarafı var. İhtahuma hasiba ve lukhra cedde. Birisi o vadinin bir tarafı otlağı çok güzel. Birisi de kupkuru, hiçbir şey yok. Sen hangi tarafta otladırsın? Eleyse in ra'aytel hasbe. O otlak tarafını otladırsan ise ra'ayta bi kaderillah. Allah'ın kaderiyle otlattın. Ve in ra'aytel cedibe. Yok, o kuraklık tarafını otladırsan ise ra'ayta bi kaderillah. Gene Allah'ın kaderiyle otlattın. Ama ikisi de kaderdir ama sen kendin olsan hangi tarafı ihtiyar edersen? O cevap verdi ki ben otlak bir tarafta. Bütün hayvanlar orada doyar. O mukadder. Ona götürmesen de öteki kurak yerde otursun. O da Allah'ın kaderi. Ama senin cüz iraden hangisine sarf edersen? Otlak bir taraf ihtiyar edersen. İşte bu da onun gibidir diye misal verdi. Kale feca Abdurrahman ibn Avf. Bunlar bu münakaşadayken Abdurrahman ibn Avf geldi ve kâne gâiben fî bâdi hâceti. O müşaverede o yoktu. Bazı işine gitmişti. Geldi ki Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bey'le münakaşa ediyorlar. Fekâle Abdurrahman ibn Avf buyurdular ki inne indî min hâzâ ilmâ. Bu mesele hakkında benim malumatım var. Bende ilim var dedi. İnni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim ki buyurur diye. İza semi'tum bihi bi ardi. İza semi'tum bihi. Siz veba taun'u işitirsinizse. Bi ardin bir yerde veba taun vardır duyarsınızsa. Fela tukdimu aleyhi. Siz ona ikdam etmeyin. Yahut vela tekremu da olur. Kedime yaklamadan. Vela tekremu. Siz girmeyiniz bihi ona. Ve izâ vaka'a bi ardin. Bir yerde de taun veba vaku olursa ve entüm biha, siz de halbuki oradasınız, olduğunuz yerde taun veba olursa fela tahrucu, siz oradan çıkmayınız. Firaren minhu, ondan firar edeyim diye oradan çıkmayınız. Hulase bak, Resulullah Efendimiz sen bir yerdesin ki orada taun veba yok ama gideceğin bir şehirde var, yok oraya girme. Senin olduğun yerde ise taun veba, oradan da çıkma. Ben kaçarım da kurtarım deme. Kale, ravi diyor ki fehamidallaha Ömer. Hazreti Ömer'in fikrine muvafık oldu. Allah'a hamd etti. Elhamdülillah. Benim fikrim doğruymuş. Sümmen sarafa. Ondan sonra döndü. Çünkü Hazreti Ebu Uyde'nin ki hadise muvafık gelmedi. Hadise muvafık gelen Hazreti Ömer'in fikri oldu. Dönmekte beis yokmuş. Döndü gitti. Şimdi bunlar bunda delil getirdiler ki bir hastalığın başkasına geçmesi var. Baksana Hazreti Ömer, bu taun-i emvas derler. Emvas yani emme ve asa. Ümumi oldu ve insanlara hüzün verdi emvas. İşte o taunda gerisin geri döndü. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, enne mâliken akberehu an ibn-i Şehabin, en Abdillah ibn-i Amir ibn-i Rabi'a, en Ömer ibn-i Hattab, harici ile Şam. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Yunus rivayet etti. O da İbn-i Vehb'den, ona da İmam Malik haber vermiş, İbn-i Şahab-ı Zühri'den, o da Abdullah ibn-i Amir'den. Abdullah ibn-i Amir diyor ki Ömer ibn-i Kattab Şam'a çıktı. Yani Medine'den çıktı Şam'a gitmek üzere. Şam'da dün söyledi ki İslam ordusu orada harp ediyordu. Beşe taksim etmişti. Her biri bir yerde harp ediyordu. Ümeray-ı Esnat diye beş kumandan vardı. Yani Hazreti Ömer onları teftişe çıktı. Oraya gideyim bakayım bunlar ne yapıyorlar, ne yiyorlar. Felemma ca'a bi sergin. Şam'a yakın bir şehir. Buraya Hazreti Ömer gitti, vasıl oldu. Belagahu ennel veba kad vaka'a bişşam. Orada kendisine haber verdiler ki Şam'da veba var. Şam'a girmeden Serg denilen şehirde haberini aldı. Feakberuhu Abdurrahman ibn Avf. Abdurrahman ibn Avf Hazreti Ömer'e
haber verdi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bir hadisi şerif haber verdi. Fezekere ma fi hadis Yunus, yukarıda rivayet eylemiş olduğumuz Yunus'un hadisindeki hadisi haber verdi. Ellezî kabli hâzı, öyle bir hadis ki bundan evvel dün okuduk. Min hadisi Abdurrahman khâsse, Abdurrahman'ın hadisinden khâsseten ondan rivayet oldu. Onu, o da dün geçti. Kâle, ravi diyor ki ferecâ Ömer'u min serğin, bunun üzerine Ömer serğinden döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh orada gitti. Babayı eşidince Ümera'yı çağırdı. Ümera, beş kişi, beşi de geldiler. Onlar da haber verdiler ki Şam'da büyük bir veba var. Muhacirleri çağırdı, müşavere etti. Bir kısmı Şam'a git, bir kısmı dön dediler. Ondan sonra Kureyş'in muhacirlerini çağırdı. Ensar'ı çağırdı. Ensar da öyle ihtilaf ettiler. Bir kısmı git, bir kısmı dön dediler. Ondan sonra Abdullah İbni Ömer dedi, çağıran da o dedi ki, muhacirlerin aklı başında olan narini çağır. Onları gitti, çağırdı. Onlar ihtilaf etmediler. Dediler, dön. Seninle beraber Resulullah'ın eshabından mümtaz kişiler var. Bunları götürüp de tehlikeyi atma dedi. Oradan döndü. İşte bu hadisi diyor ki, Sarıya'dan döndü. Zaten Şam'dan gerisin geri döndü. İşte bu rivayet bu. Şimdi veba olan yere girmek lazım mı değil mi? İşte diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fiilinden delil getiriyor ki girmemiş. Öyleyse niçin girmemiş? Bir hastalığın başka birisine sirayeti var mı yok mu? Bu zümre diyor ki var. Çünkü veba sirayet edici bir hastalık olduğundan Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala onun için girmedi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب حضرت عمر رضي الله عنه حين أراد الرجوع من سرغ سرغدن دمي مرادتي وقتا واستشار الناس ناس استشاريتي وقتا فقال طائفة bir taife dediler ki, öyle taife ki منهم أبو عبيدة İbnül Cerrah, Hazreti Ebu Beyde o cemaatten idi. Onlar dediler ki, Eminel mevti tefirru, ya Miren müminin, ölümden mi sen kaçıyorsun? İnnemâ nahnu bi kader. Biz kaderdeyiz. Ölüm kaderde varsa gelir, yoksa Şam'a girip de babanın içinde yaşamayla ölüm gelmez. Ve len yusibena illa ma keteballahu lena. Bize bir şey isabet etmez, illa Cenab-ı Hakk'ın yazmış olduğu bize isabet eder. Eğer bize ölüm yazmışsa ölürüz, yoksa ölmeyiz dediler. Fekale Ömer, Hazreti Ömer onlara dedi ki, ya Ebu Ubeyde, lev künte bi vadid, ya Ubeyde sen bir vadide olsan, ehda udveteyhi muhsebe, onun bir tarafı oranın otli, vel uhra müjdebe, öteki de kurak, ot yok. اَيَّهُمَا كُنْتَ تَرَى, sen hayvanlarını hangisinde götürür otladırsın? Otlu olanda mı, kurak olanda mı? قَالَ الْمُخْسَبَ, dedi ki otlu olan tarafta otladırım. قَالَ Hazreti Ömer dedi ki, فَاِنَّا اِنْ تَقَدَّمْنَا فَبِقَدَرْ, eğer biz ileri geçsek, vebanın içine girsek, bu kaderledir, bu kaderdir bu. وَاِنْ تَأَخَّرْنَا فَبِقَدَرْ, yok gerisin geri çekilsek de vebanın içine girmesek, bu da kaderledir. وَفِي قَدَرٍ نَحْنُ, biz daima kaderdeyiz. Yani gerisin geri çekilmekle vebanın içine girmemekle kaderden kaçtığımız yok ki, o da kader. O da Cenab-ı Hakk'ın tekdiri. İçeri girsen de tekdir, içeri girmesen, içtinab etsen o da tekdir. Daima biz kaderdeyiz. Kaderin içinden çıkamayız. Hazreti Ömer böyle cevap verdi. حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال حدثنا عاصم بن علي ها حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري
Tarık İbn-i Şahab diyor ki biz Ebu Musa el-Eş'eri ile konuşurduk. Onu Ebu Musa demiş ama ila harfi cer, cerri der. İla Ebu Musa el-Eş'eri. فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ Ebu Musa el-Eş'eri bir gün bize dedi ki لَا عَلَيْكُمْ sizin üzerinize beis yoktur. اَنْ تَخِفُّ عَنِّي benden hafifleyeseniz. Yani benim o reis ya, benim etrafımdan dağılıp da beni hafif bırakasınız, başka taraflara gitmenizde beis yoktur. Yani size müsaade ediyorum. فَاِنَّ هَذَا التَّعُونَ قَدْ وَقَعَ فِي اَهْلِ bu taun benim cemaatimde vakı oldu. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ sizden hanginiz dilerse ki en yetenezzehe tenezzüh etsin, havali yerlere çıksın. فَلْيَتَنَزَّهْ gitsin, havali yerlere çıksın. Yok, isteyen kalacak derse burada kalsın. Lakin vehferu isneteyni iki şeyden sakının. Bu iki şeyi söylemeyin. Bu iki şey nedir? En yekule kailun diyen bir adam diye. Ne diye? Harece haricun feselim. Ha, şu adam bak vebadan çıktı, salim oldu, ölmedi. Bunu demeyin. Bunu neceli gelmemiş. O taundan çıkar, dışarı çıkmış da ölmemiş. Yok, bu böyle değil. Ve celese calisun fe usibe. Bak öteki adam da çıkmadı, içeride kaldı, öldü. Bunu demeyin. O çıkan adamın, taundan çıkan adamın eceli gelmemiş. Öteki taunda kalanın da eceli gelmiş. Yoksa birisi çıkmış da kurtarmış, birisi kalmış da ölmüş. Böyle değil. Bunu söylemeyin dedi. Evet. لَوْ كُنْتُ خَرَشْتُ لَسَلِمْتُ eğer ben çıksaydım salim olurdum. كَمَا سَلِمَ آلُ فُلَان fülan baksana çıktı da salim oldu. Ben çıksaydım ben de salim olurdum. Ben çıkmadım da bana taun geldi. Bunu söylemeyin. Bir bunu söylemeyin. اَوْ يَقُولَ قَائِلُ yahut da adam diye ki لَوْ كُنْتُ جَلَسْتُ لَاُصِبْتُ كَمَا اُصِيبَ آلُ فُلَان eğer ben kalsaydım taunun içinde filan keser bak taundan öldüğü gibi bunlar gibi ölür idim. Ama kalmadım, çıktım, salim oldum. Böyle demeyin, bu iki şeyden sakının. Ve inni sevuhaddisukum ben size haber vereyim. Ma yenbagî linnâsi fitta'ûn taunda insana layık olan nedir, ne yapması lazımdır, bunu ben size haber vereyim dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. İnni kuntu ma Abi Ubeyde. Ben Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah'la beraber idim Şam'da. Ve enne ta'una kad vaka'a bi Şam. Ta'un da Şam'da vakı oldu. Ve enne Umar'a ketebeyli. Hazreti Ömer de Ebu Ubeyde'ye yazdı. Yazdı ki İza etake kitabı hada benim bu kitabım, bu mektubum sana geldi mi? Fe inni azimu aleyk. Ben sana azmediyorum. Yani kat'i suretle bildiriyorum. İn etâke musbihan ben sana bu mektup sabah vaktinde vasıl olursa la tümsi hatta terkel akşamlama hatta binge mektubu aldın mı sabah alırsansa akşamı bekleme hemen bin ve in etâke mümsiyen akşam gelirse la tusbih hatta terkebeyleyi sabah olsun da gideyim deme akşam geldim hemen atına bin acele. Fakat aradat li ileyke hacetun. Benim sana bir ihtiyacım oldu ki la gınai anke fiha. O mesele hakkında ben senden müstani olamam. Sana ihtiyacım var. Acele mektubu aldığın gibi hemen bil. Sabahısı akşamlama, akşamısı sabahlama. Gönderdi bunu. Felemma qara Ebu Ubeyde el-kitab. Hazreti Ebu Ubeyde bu mektubu okudu. O anladı. Kesti ne? Kale dedi ki İnne emirel müminin emirel müminin Ömer erade en yestebkiye mürad etti ki baki kalmayı mürad etti. Baki alıkoysun. Baki bıraksın. Kimi? Men leyse bir baki. Baki kalmayacak bir adamı baki kılsın. Ölmek isteyen bir adamı ölmekten kurtarsın. Hazreti Ömer taun vakı oldu. Taun da Ebu Ubeyde kalmasın, ölür. Ecele gel dediğin sebebi bu. Ecele gel yani taundan çık. O da demek istiyor ki eğer benim kaderimde varsa ölmek
bu kaderimde varsa ben buradan gitmekle ölümden kurtaramam. Muhakkak öleceğim. Ölecek bir adam Ömer mi kurtaracak? Şimdi buna itiraz etti. Kabul etmedi. فَكَتَبَ اِلِهِ اَبُوْ عُبَيْدَ اَبُوْ عُبَيْدَ Hazreti Ömer'e yazdı ki اِنِّي فِي جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanların bir askerindeyim. Ordu kumandanıydı o vakitte. Beş firkanın başkumandanı Hazreti Ebu Ubeyde'ydi. Beşinin reisi oydu. Ben bu Müslümanların ordusundayım. Burada bir اِنْفَرَرْتُ مِنَ الْمُنَاتِ وَالسِّيَرِ Ben burayı anlayamadım. Başka rivayetlerde de baktım bu yok. Yalnız ibare şöyle başka rivayetlerde. اِنِّي فِي جُنْدٌ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ وَلَنْ اَرْغَبَ بِنَفْس۪ي عَنْهُ Ben onlardan ayrılmayı da arzu ettim. Ben Müslümanların ordusundayım. Onlardan da ayrılıp gelmek istemem. Fakat bu aradaki kelime başka bir yerde bulamadım. اِنِّي فَرَرْتُ مِنَ الْمَنَاتِ وَالسِّيْرِ Mana da çıkmıyor. Bir ibarete noksanlık var. Fakat başka nüshalarında bulamadım. Yalnız bir yerde buldum. Evcezül Mesalik'te. Orada inni ferertü yok. İnni fi cündim minel müslimin velen erhebe bi nefsi andum. Şu vakitte mana tamam. Ve kad arefna hacet emiril müminin. Emiril mümininin ihtiyacını da bildim. Ne için beni çağırıyor? Bana ihtiyacı varmış. Onu da anladım. Benim ölmemi istemiyor demek istedi. فَحَلِّلْنِي مِنْ عَزْمَتِكِ Ya emirel müminin, senin azminden, kastinden beni helal kıl. Yani beni affet, beni çağırma. Sen emrettin. Emirel müminin emrederse onun emrini tutmak vaciptir. Ne emrederse onu tutacaksın. Fakat sen de bu hakkını helal et, ben gelmeyeceğim dedi. فَلَمَّا جَاءَ عُمَرَ الْكِتَابُ Kitap Hazreti Ömer'e geldi. Peki Hazreti Ömer okuduğu gibi ağladı. فَقِيلَ لَهُ Yanındakiler Hazreti Ömer'e dediler ki تُوفِّي أَبُوْ عُبَيْدَ Ebu Ubeyde vefat mı etti? Ağladığına göre onlar zannettiler ki Ebu Ubeyde vefat etmiş, onun haberi geldi de ağladı. قَالَ لَا Dedi ki yok, vefat etmedi. وَكَانَ قَدْ كَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرْ Hazreti Ömer ona yazmış idi, Ebu Musa Leşeri diyor. Hazreti Ömer ona yazmış idi ki اِنَّ الْاُرْدُنَ اَرْضٌ عَمِكَ Ürdün deresi çok olan bir memlekettir. Dereleri derindir. Amike dedi ki çukur, çukur derelerde. Ve innel cabiyete ardun nezihe. Cabiye de Ürdün'den çıkarsın Şam'a vasıl olmadan bir orada bir şehir idi ki orası yüksek havadar yer. Ürdün gibi böyle çukur değil. Yukarı olduğundan havası güzel. فَنْهَتْ بِالْمُسْلِم۪ينَ اِلَى الْجَابِيَ Sen orduyu al, Müslümanları al, Cabiye'ye götür ki oranın havası güzel. Böyle yazmış idi. فَقَالَ لِي أَبُوْ عُبَيْدَ Demek ki en evvel Hazreti Ebu Ubeyde'yi istemiş. Hazreti Ebu Ubeyde'de gitmeyince Hazreti Ömer tekrar ona mektup yazıyor ki Müslümanları sen Ürdün'de bekletme, Ürdün'ün derelerinde kötü O kötülükten dolayı hastalık geldi, ölüyorlar. Sen Müslümanları al, Cabiye'ye götür, Cabiye'nin havası güzeldir. Deyince Hazreti Ebu Ubeyde halifenin emrini yerine getirmek için Ebu Musa el-Eşari'ye emir veriyor ki فَقَالَ لِي Ebu Ubeyde Ebu Musa el-Eşari diyor ki Ebu Ubeyde bana dediler ki اِنْطَلِكْ git, فَبَوِّئِ الْمُسْلِم۪ينَ مَنْزِلَهُمْ Müslümanların menzilini hazırla. Git Müslümanlar Cabiye'ye gidecek. Orada yerlerini hazırla ki ordu oraya gelsin. فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيَوْ Ebu Musa el-Eşari ona cevaben diyor ki ben bunu yapamam. Ben gidip Müslümanları nasıl nerede yer bulayım, nerede yerleştireyim, bu benim elimden gelmez. Dedim diyor. قَالَ Ebu Musa el-Eşari diyor ki فَذَهَبَ لِيَرْكَ Ebu Ubeyde Hazretlerinin kendisi gitti ki atına bine gide onlara yer hazırlaya. وَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ Fakat o gitti, atına binip de gidip Cabiye'de yer hazırlayacak. Orada atına binerken öldü. Taun isabet etti. Bir adam geldi, haber verdi Ebu Musa el-Eşari'ye ki
قال وكلن adam dedi ki فأخذه أخذة فطعن فمات. Ata daha gitti binmeden hemen onu taun yakaladı ve derhal vefat etti. وَنْكَشَفَتْ تَعُونَ. Ta'un da münkeşif oldu. Hazreti Ebu Hüde vefat ettikten sonra ta'un da kalktı gitti. Hatta ilk önce parmağında alameti çıktı. Ta'un'un alametini gördü. Ona dedi ki yahu sen bir ufak parmaksın. Sende de bu ta'un'un işareti bir ufak sivilcek gibi, çıban gibi bir şey zahir olur diye. Ondan sonra her neresinde zuhur ederse artık anla ki ona ta'un geldi, o ölecek. Onun parmağında çıktı. Dedi ki ya ufacık bir yara. Cenab-ı Hak'tan ben bir şehadet isterim ama fakat parmakta çıkan bir ufacık sivilcek ne yapacak dedi. Ve dedi fakat onu artık ne kadar çektiyse onu bilemiyorum da Hazreti Ebu Musa el-Eşari ile olduğu muhavere esnasında o dümmeli onda var idi. Hatta onun hakkında da şiir söyledi. Fakat gidip de Emirül Mümininin emrini yerine getirmeyi için Cabiye'de orduya yer hazırlayacak. Ebu Musa el-Eşari Hazretlerini gönderdi. O ben yapamam dedi. Kendisi gitti ki ata binsin, geçsin yerini hazırlasın. Ve giderken daha ata binmeden yolda vefat etti. O ufacık beğenmediği sivilce yüzünden şehit oldu gitti. Ve o kendisi dedi ki ben nerede ölürsem orada defnedin. Nerede ölürsem orada defnedin diye vasiyet etti. Yani başka bir yere nefretmeyin. Bir rivayette bazılarında da diyor ki Hazreti Ebu Bey de Kudüs'e ziyarete ve orada namaz kılmaya gidiyordu. Yolda o taun isabet etti. Yolda vefat etti. Elan yeri belli, orada ziyaret ediyorlar. Kudüs ile yani Ürdün toprağında da Kudüs ile Şam arasında. قالوا işte bu zatlar dediler ki فهذا عمر رضي الله عنه işte Hazreti Ömer قد أمر الناس الناس emretti أن يخرجوا من الطاعون taundan çıkmalarını emretti. Niçin? Taun sirayet eden bir hastalık. Öyleyse siz bir hastalık sari olursa ondan iştinab edin. Bu maal doğru geliyor. Hani sağlam develeri üzerine hasta develeri getirip de o hastalığı onlara aşılamayın. O hadise muvafık geldi. Ve vafakahu ala zalike Hazreti Ömer'in taundan çıkmasına da muvafakat etti Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da buna muvafakat ettiler. Ürdün'ün havası iyi değildi. Buradan çıksın, Cabiye'ye geçsinler. Hazreti Ömer emir verince Ashab-ı kiram da bunu muvafık gördüler. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Abdurrahman ibn-i Avf da rivayet eyledi. مَا يُوَافِكُ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مِنْ ذَالِكَ Hazreti Ömer'in yapmış olduğu bu harekete muvafık olan bir hadisi şerifi rivayet eylediler. O da ne dedi? Dedi ki Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki taun olan yerden çıkmayın, taun olan yere de girmeyin. O da buna muvafık geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh taun olan yere gitmedi. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مِسْلِ هَذَا مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٌ bu hadisin rivayet edildi ya, Abdurrahman ibn-i Avf'un gayrisinden de rivayet edildi bu mesele hakkında. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَضْرَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ da rivayet var. Abdurrahman ibn-i Avf'un rivayet etmiş olduğu hadisin muvafiku olan başka bir hadisi de Sa'd ibn Ebi Vakkas rivayet ediyor. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Sa'd ibn Ebi Vakkas diyorlar ki ben Resulullah Efendimizin dediğini işittim. اِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ Ta'un bir yerde olursa وَاَنْتُمْ بِهَا Halbuki siz de oradasınız. Sizin olduğunuz yerde ta'un vukuatı manası ne demek? Ha, siz oradan başka bir işiniz yok.
bir iş için çıkmıyorsunuz da taundan kaçmak için çıkıyorsunuz. Yok, bunu yapmayın. Ama başka bir işin zuhur etmiş. O iş için gideceksen, o başka gideceksen. Ya yolcusun, yoluna devam edeceksin, ya ticaret için gideceksin, ya başka birisini ziyaret için gideceksin, ya başka bir yerde bir işin olmuş. O iş için çıkmakta bir iş yok. Ya taundan kaçmak için çıkmayın. Felâte firû dedi ki bu. Siz taundan firar edeyim de taun bana erişmesin. Yok. Olduğunuz yerde kalın. O kader iledir. Ölümün gelmişse öleceksin. Yolda gidersen gene ölürsün. Kalırsan gene ölürsün. Ecelin gelmemişse bir şey olmaz. Ve izâ kâne bi ardin, taun bir yerde vakı olmuş ise felâ tehbitu aleyhe. Siz gidip de oraya girmeyin. Bu da ecel ile. Taun varsa, bu adam da giderse eceli gelmemişse gene ölmez. Ha, yok, ondan dolayı değil. Girmeyin. Olur ki o adamın akidesi zayıftır. Girmeseydim ölmezdim diye vesvese gelir. O vesvese gelmesin diye girmeyin. Yoksa adamın eceli gelmemişse girer de gene de ölmez. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Habban kâle haddesene Eban kâle haddesene Yahya el-Hadrami enne lâhikan haddesehu enne Sa'id ibn-el-Müseyyeb haddesehu en Sa'd ibn-Ebi Vakkas enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bu Sa'd ibn-Ebi Vakkas'a rivayet etmiş olduğu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senette daha rivayet ediyor. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. Bu hadisi şerifi de Hazreti Üsame'den rivayet ediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İnne hâzel veca'a ve sakam. Bu veca, ağrı, bu hastalık yani taun ve hastalık ricizün bir günahtır. Üzzibe bihi anınla tazib olundi ba'du hadihil ümem kablekum. Sizden evvel gelip geçmiş ümmetlerin bazıları onunla azap olundu. Asli bir günahtan neş'et eden bir hastalık. O günahı işlediler. Bu taun veba onlara Allah tarafından verildi. Onunla azap edildiler. ثُمَّ بَقِيَ فِي الْاَرْضِ İlk önce o ümmetlere Cenab-ı Hak bu taun ve bay verdi. Ondan sonra yerde kaldı bu, çıkmadı. فَيَذْهَبُ الْمَرَّ وَيَتِ الْاُخْرَ Bazen gider, bazen gelir. Bazen taun gelir, temizler, bazen de gider, hiç gelmez. Demek ki asıl ilk başlangıcı ümmeti Muhammed'den evvel olan ümmetlerdeki Beni İsrail'de vakı olmuş. فَمَنْ سَمِعَ بِهَا فِي الْاَرْضِ Her kim bir yerde vabun, veba, taun olduğunu işitirse فَلَا يَقْدِمَنَّ عَلَيْهِ Ona kudum etmesin. فَلَا يَقْدَمَنَّ قَدِمَ يَقْدَمَ Dördüncü babın. فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ Ona kudum etmesin, gitmesin. وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا Bir adam da bir yerde bulundu ki orada taun var, veba var. فَلَا يُخْرِجُهُ الْفِرَارُ مِنْهُ فَلَا يُخْرِجْهُ O adamı çıkarmasın. اَلْفِرَارُ مِنْهُ O taundan, vebadan kaçmak çıkarmasın. Yani başka bir maksat varsa, çıkarırsa çıkar. Başka iş için. Ama taundan, hastalıktan kaçmak için çıkmasın. Yani bazı rivayetlerde geliyor ki Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam Kudüs'ü almak için Beni İsrail'de gitti. Oradaki kavim razı olmadılar onun gelmesine. Hazreti Musa'nın ordusu gidince Bel'am ibn-i Ba'ur var idi. O zamanın en büyük adamlarından birisi. Bir rivayete göre o da peygamber idi. Bir rivayete göre bir peygamber değil de veliydi. Duası da müstecab idi. Hazreti Musa'nın eskerini gelince öte kavmi kabilesi toplandılar ona dediler ki yahu Beni İsrail geliyor bizim yerimizi yurdumuzu elimizden alacak. Sen bir dua et. Demiş ki yahu Allah'ım ben Rabbimin emrine mi itiraz edeceğim? Rabbim emretmiş Musa aleyhissalatü vesselam ölülezim bir peygamber geliyor Cenab-ı Hak. Ona emretti geliyor ben Rabbimin emrine itiraz edemem. Reddetti bunları.
Bunları ertesi gün toplandılar, ona bir hediye götürdüler. Dediler, yahu dua et bunlar gelmesinler, gelip bizim yerlerimizi alacaklar. Ben Rabbime itiraz edemem, ben Rabbimin emridir bu. Gene kabul etmedi, reddetti. Bunlar böyle ısrar ede ede, hediye götüre götüre bunun gönlünü yaptılar. Gönlünü yaptılar, şimdi Allah muhafaza etsin. Bu mal insanı bak fitneye nasıl sevk ediyor. Baktılar ki mal bunun zayıf tarafı bu. Hediye ala 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 nihayet onlara dua edecek şimdi. Dua edecek ki ya Rabbi ben bu kavmi muhafaza et diyecek yerde lisanından o kendi kavminin helakine çıktı. Bunları muhafaza edecek yerde bunları ya Rabbi helak et diye. Yani gayri ihtiyari. Bunlar duayı başladı, kendi kavminin aleyhine yapmaya lisanından dökülüyor. Dediler, ya ne yaptın sen? Sen bizim lehimize dua edecek yerde aleyhimize dua ettin. Dedi ki, benim ihtiyarım elimde değil. Allah-u Teala bunu söyledi. Bir ölül azmin aleyhine dua ettiriyorsunuz, Cenab-ı Hak lisanımı da değiştirdi, sizin aleyhinize geldi. Onun için siz helak olacaksınız, çarede yok. Benim elimden de bu çıktı. Ne dediler çare? Dedi ki, benim ahiretimi mahvettiniz. Dinimi, imanımı elimden aldınız. Size bir şey öğreteyim, bunu yapın. Kadınlarınızı, kızlarınızı süsleyin, beni İsrail'in ordusu içine sokun. Her kim zina teklif ederse, hemen o zinaya o kadınlar razı olsunlar. Zinaya bunlar düştüler mi, Cenab-ı Hak bunları mahveder. Başka bir çare yok dedi. Benim de ahiretim yıkıldı, getirdi. Onun üzerine onlar kadınları süslediler, beni İsrail'in askerinin içerisine soktular. O kendi kavminin, melikinin kızı gayet süslü püslü gitti gezerken o ordu kumandanlarından birisi gördü, baktı ki çok süslü püslü, filan yer benim çadırımdır, çadırıma gel dedi. O da gitti çadıra, kendisini teslim etti. Bu adam zina etmeye başladı. Bir saatin içerisinde, bir rivayette 24 saat. Yani bir gün bir gecede. Fakat bazı rivayetlerde diyor ki bir saatin içinde 70 bin kişi öldü. Kimse bilmiyor. Pat 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 adamlar ölüyor. Bu neden oldu yahu? Esas orduya amir olan adam haber verdiler. Yahu neyin nesi falan? Bilmiyoruz dediler. Dedi ki muhakkak Allah'a isyan eden bir kimse vardır. Araştırın. Araştırdılar ki bu reislerinden birisi o kadından zina ediyor. Dediler ki filan kes kadından kadını almış içeride zina ediyor. Ölüm bundan. O geldi onu öldürdü. Bu adam geldi öldürdüğü gibi taunda durdu. İşte taunun ilk başlangıcı o rivayete göre oradan başladı. Ondan sonra bazen gider bazen gelir. Sonra Hazreti Musa ya Rabbi bu, sen bana emir verdin. Yürü dedin. Şimdi de beni İsrail'de bu ölüm oldu. Bunun hikmeti nedir? Cenab-ı Hak dedi ki Bel'am müstecab-ı dâve bir adamdır. O beddua etti de ondan dolayı boğuldu. Senin aleyhine beddua etti. Dedi ki ya Rabbi o benim aleyhime beddua ettiyse ben de onun aleyhine beddua edeyim. Hazreti Musa da ona beddua etti. İşte dinsiz imansız gittiği gibi bir rivayette onu attı Cenab-ı Hak. Uzak bir yere attı. Kitaplarda bu yok. Nereye attı? Yani orada kalmadı. Onun kebri de Bel'am'ın bağrının kebri orada değil. Erzurum'da kokmuşlar derler. Bir yer vardır. Ağızdan ağza gelen haberde derler ki Bel'am ibn-i Bağura'nın cendeki buraya atılmış. Onun için orası kokar. Ta yarım saat mesafeye yaklaştı mı kötü bir koku gelir. Artık hakikaten oraya atılmış. Yoksa orada toprağın kendi kokusu da millet ağzından öyle diyor onu bilmiyorum. Yani ağızda derler Bel'am ibn-i Bağura buraya atılmış. İşte bu o zamandan kalmış bu taun gah gider gah gelir. Haddesena İbn-i Merzuk kâle haddesena Vehmun kâle haddesena Şubetun Habibi ibn-i Ebi Thabit an İbrahim ibn-i Sa'din kâle semiyatü Üsamet ibn-i Zeydin yuhaddisu anil-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Hazreti Üsame'den İbrahim ibn-i Sa'd rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular inne hâzet ta'ûne bu ta'ûn ricizün ve azâbın bir riciz, bir necaset günahtır ve azaptır ki uzzile bihi kavmun.
geçmiş ümmetlerden bir kavim bununla azap olundu. فَاِذَا كَانَ بِاَرْضٍ اُتَعُنْ bir yerde vakı olursa فَلَا تَحْبِتُوا عَلَيْهِ siz oraya gitmeyin. وَاِذَا وَقَعَ وَاَنْتُمْ بِاَرْضٍ bir yerde vakı oldu da siz de onun içinde oldunuzsa فَلَا تَحْرُجُوا عَنْهِ ondan da çıkmayın. Sen oradayken taun vakı oldu, çıkma. Yok, senin olduğun yerde yok, gideceğin yerde var. Oraya da varma. حدثنا يونس قال حدثنا عمر بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث رضي الله عنه عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه عامر kendi babası سعد بن أبي وقاص'tan işitti ki يسأل أسامة بن زيد Hazreti Üsame'ye Hazreti Sa'd sorardı ki أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الطاعون Peygamber Efendimiz taun'u zikrettiği vakit da onu zikrederken sen kendin bizzat işittin mi? Taun olan yere girmeyin, olduğu yerden de çıkmayın. Bunu bizzat sen işittin mi? Diye sordu. Kâle naam. Dedi ki evet ben bizzat işittim. Kâle keyfe semi'atehu. Nasıl işittin dedi. Kâle semi'atehu yekûd. Ben Resulullah Efendimiz'i işittim buyururdu ki huve ricizün selletehu allâhu alâ beni İsrail. Bu bir riciz, bir günah bir azaptır ki Cenab-ı Hak beni İsrail'e musallat etti. Ev ala kavmin. Yahut da başka bir kavme. Ya beni İsrail dedi yahut da başka bir kavme. Fe izâ semi'tum bihi. Siz onu işittiniz ki bi ardın o bir yerde vakı oldu. Fe la takdemu aleyhi. Siz ona gitmeyin. Olduğu yere girmeyin. Ve in vaka ve entum bi ardın. Sizin olduğunuz bir yerde vakı olursa fe la tahrucu. Siz oradan çıkmayın. Firaren minhu. O taundan kaçmak için çıkmayın. Bu şekilde işittim dedi. Resulullah Efendimiz'in böyle dediğini Hüsam'a işitmiş. O da Sa'd ibn Ebi Vakkas'a böyle söylemiş. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn Vehbin enne maliken haddesehu an ibnil münkedir ve ebin nadır fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi Yunus Tarik ile de rivayet ediyor. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الطاعون عنده أنه ذكر الطاعون عنده طاعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنده ذكر دلده طاعون دم بحثتلر فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اِنَّهُ رِجْسُنْ اَوْ رِجِزُنْ ikisi bir manaya, biri saynen, biri zaynen. O bir necasettir, bir vebaldır ki اُذِّبَ بِهِ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ ümmetlerden bir ümmet onunla azap olundu. وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقَايَا işte ondan da bekiye olarak kaldı. Yani Cenab-ı Hak onu yeryüzünden çıkarmadı. Arada sırada gelir ve Cenab-ı Hak kime tekbir etmişse onlara onunla azap edilir. Bazısını azap edilir, bazısına de rahmet olur. Taundan ölen bir adam şehittir. Eğer imanı kamil bir hatası yoksa. Yok, günahkar ise günahına kefaret olur o da. Günahkar bir adam, taun geldi, taundan öldü. O günahını temizler. Ona manevi, yani hükmen şehit hükmündedir. ثُمَّ ذَكَرَ مِسْلَ حَد۪يثِ يُونُس Yunus'un hadisini mislini zikreyledi ve sade. Hem de ziyade eyledi ki قَالَ لِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bana dedi. Diyen kim? Hazreti Hüseme. فَحَدَّسْتُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ ben bu hadisi söyledim. Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Abdülaziz'e rivayet eyledim. فَقَالَ لِي o da bana dedi ki هَكَذَا حدثني عامر بن سعد سعد بن أبي وقاص أول عامر هو حديث بنا بولجة سويلدي evet yok buradaki قال لي محمد بن فيامبر فنز راجدي راوي لدن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر diyor ki ben bunu Ömer بن عبد العزيز قال لي محمد ondan rivayet eden kim Ebu Nadır evet Malik diyor ki Muhammed ibn el-Münkedir bana dedi ki فَحَدَّسْتُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ ben bu hadisi rivayet eyledim. Ömer ibn Abdülaziz, Ömer ibn Abdülaziz'e rivayet eyledim.
فَقَالَ لِي Ömer ibn Abdülaziz de dedi ki هَاكَذَا حَدَّسَنِ Amir ibn Sa'd Amir ibn Sa'd de bana böylece rivayet eyledi. Bu sözü nekleden İmam Malik. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبر فنز buyurdular في غزوة تبوك تبوك غزوesinde إذا وقع الطاعون بأرض بيرد الطاعون واقع olursa ve entum biha halbuki siz de oradasınız olduğunuz yerde taun zuhur ederse فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا o yerden çıkmayınız. وَاِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا taun olan yerin gayrinde iseniz فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا siz ona kudum etmeyiniz. Oradaki şedde yanlış. فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا oraya gitmeyiniz. Şimdi bu hadisi şeriflerin aşağı yukarı hepsi bir manaya geliyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير ونفسحد خاينا حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت شرحبيل لابن حسن يحدث عن أمر بن العاص أمر بن عسان رواية ديور إن الطاعون وقع بالشام Şam'da taun vakı oldu. Fekale Amr'ın, Amr ibn-i Las dedi ki, teferraku anhu fe innehu ricizun. Teferraku siz dağılın. Anhu, bu taundan fe innehu ricizun. Bu bir necasettir. Bulaşık bir hastalıktır. Sağa sola dağılın dedi. Febelaga zalik Şürehbil ibn-i Hasene. Bunun bu sözü Şürehbil ibn-i Hasene'ye vasıl oldu. Oradaki kumandanlardan birisi de oydu. 5 kumandan var idi. Birisi de Şürehbil ibn-i Hasene. Ona dediler ki Amr ibn-i As böyle diyor. Dağılın diyor. Fekale Hazreti Şürehbil dedi ki kad sahibdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e ben arkadaş oldum. Fesemi'tuhu Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururlardı. İnneha rahmetu rabbikum. İnneha ta'un. Rahmetu Rabbikum, Rabbinizin size bir rahmetidir. Ve da'vetu nebiyyikum, sizin peygamberinizin de duasıdır. Ve mevtu salihine kablekum, sizden evvelki ümmetlerin de salihlerinin ölümüdür. Evvelki ümmetlerde sülhadan bazılarına Cenab-ı Hak taun verilmiş, tertemiz dünyadan günahsız gidermiş. Yani taun aynı zamanda rahmet oluyor. Çünkü o bir hasteliktir. İnsana gelip de İnsan o hastalıktan ölünce onun günahları affoluyor. Cenab-ı Hak o hastalığı verdiğinden dolayı günahlarını affediyor. Tertemiz oluyor. Ve Peygamber'in de duasıdır. Peygamber Efendimiz dua etmiş Cenab-ı Hakk'a ki küffarlar gelip de şey etmesinler. Bütün Müslümanları ittifak edip de imha etmesinler. Cenab-ı Hak o duasını kabul buyurmuş. Bir de dua etmiş ki ümumi bela gelmesin. Eski ümmetlerde bela ümumi gelirdi. O bela da ümumi gelmez. Öyleyse onları vermemiş fakat Cenab-ı Hak ona mukabil taunu vermiş. Taun Peygamber Efendimiz'in duası ve salihlerin de bu ümmetten evvelki salihlerin de ölümüdür. Öyleyse feçtemi'u lehu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki taun olursa dağılmayın. Toplu olarak kalın. Feçtemi'u lehu dediği yani dışarıdan oraya gelin manasına değil. Dağılmayın. Feştemi oylehu. Böyle olduğunuz gibi kaldı. Dağılmayın. Şimdi emr-i mürlas dağılın deyince bunun bu sözü Resulullah Efendimiz'in hadisine muhalif olduğundan Şürehbil ibn-i Hasene izah ediyor ki emrin bu sözü doğru değil. Dağılmayın. Bilakis toplu olarak kalın. Ve la teferraku aleyhi. Siz teferruk etmeyin. Etrafa dağılmayın. Yani ölen olursa ahirete tertemiz gider. Yok ölen olmasa eceli gelmemiş. Zaten ölmez. فَقَالَ عَمْرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Amr-ı Münas bunu duyunca dedi ki sadak doğru söylüyor. Demek ki o bu hadisi bilmiyormuş. Onun için dağılın dedi. Fakat Şürehbil ibn-i Hasene bunu izah edince o hadisi o da hatırladı. Dedi ki doğru söylüyor. قَالُوا
Bu mezhebe sahip olanlar dediler ki fakat emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadil asar. İşte bu eserlerde Resulullah Efendimiz emreyledi. En la yakdeme alet ta'un, ta'un olan yere gitmeye. Ve zalike bu. Niçin gitmeye? Ne için? Lil havfi minhu, ta'undan korktuğu için. Giderse ta'un belki beni tutar diye böyle bir havf olur. Onun için gitmesin buyurdu. Şimdi bunlar ne için? Şimdi bu birinci zümre dediler ki bir hastalığı, sirayeti var. Bak işte ta'un olan yerde gitmeyiniz çünkü ta'un sirayet eder diye iddia ettiler. Gîle lehum, onlara denilir ki ma fi hâdâ delîlün alâ mâ zekertum. Sizin zikrettiğiniz şeye bunda delil yoktur. Yani bir hastalık birisinden başkasına geçer diye iddia ediyorsunuz. Bunu da delil getiriyorsunuz. Yok. Bu hadiste ona delil yok. لَاَنَّهُ لَوْ كَانَ اَمَرَهُ بِتَرْكِ الْقُدُومِ لِلْخَوْفِ مِنُ Peygamber Efendimiz siz taun olan yere kudum etmeyin. Oraya gitmeyin. Çünkü giderseniz taun size de isabet eder korkusu var. Bunun için emir olsaydı لَكَانَ يُطْلِقْ Peygamber Efendimiz itlak etmiş olurdu. Yani emri şumullandırırdı. Kime? لَاَهْلِ الْمَوْضِعَ الَّذ۪ي وَقَعَ ف۪يهَا اَيْضًا Nerede ta'un vakı olduysa oranın ehalisine de Peygamber Efendimiz emir verirdi. Neyle emir verirdi? İttak ederdi emri. اَلْخُرُوْجَ مِنْهُ İttak ederdi ki ondan çıkın. Bir yerde ta'un oldu. Oraya dışarıdaki adam gitmediği gibi onlara da emrederdi ki siz de çıkın. Yok kalırsınızsa bak sizi de ta'un yakalar. لَاَنَّ الْخَوْفَ عَلَيْهِمْ O içeride olanlara havf, korku minhu ta'undan kel havfi ala gayrihim gayrilerine olan korku gibidir. Dışarıdan giden adam ta'un olan yerde ta'una tutulurum bu sirayet ediyor diye korku var ya peki dışarıdan giden adamı tutacak da içerideki adamı tutmayacak mı? İçerideki ne öyle bir terik tutacak? Öyleyse eğer ta'un sirayet ettiği için Resulullah Efendimiz gitmeyin dediyse İçeridekilerine de emrin şumulu olurdu. Onlara da dedi ki siz de hemen etrafa dağılın. Madem tam vakı oldu siz de etrafa kaçın. Dedi mi? Yok demedi. Bilakis dedi ki çıkmayın. Öyleyse demek hastalığın bir hastalığın başkasına sirayeti yok. فَلَمَّا مَنَعَ اَهْلَ الْمَوْضِعَ الَّذ۪ي وَقَعَ ف۪يهِ الطَّاعُونَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ Bilakis nerede tam vakı olursa Resulullah Efendimiz onlara dedi ki buradan çıkmayın. Dedi. Sebete sabit oldu ki ennel me'anellezi şol bir me'ana ki min eclihi mena'hum o me'ana eclinden dolayı men etti minel kudum oraya varmaktan. Madem içeride o şehirde beldede ta'un var onlara çıkın demiyor. Çıkmayın diyor. Öyleyse dışarıdan gelen adama girmedin için diyor. Dışarıdan gelen adama girme demesindeki me'ana nedir? Girersen seni ta'un yakalar bu mana değil ya. Başka bir mana var. Çünkü eğer o mana olsa, dışarıdan geleni ta'un yakalayacak manası olsa, içerideki adama da aynı mana olur. O dışarıdan gelmediği gibi içerideki de çıksın diye emrederdi. Halbuki içeridekine çıkmasın diyor. Öyleyse dışarıdakine girme dediğinin sebebine, onun manasını, sebebini arayacağız. Evet. Bu mana gayrül mana lezî zehebtüm ileyh. Sizin dediğiniz mananın gayrısıdır. Adva denilen, sirayet denilen bir şey var da ta'un sirayet eder. Dışarıdaki adam girerse ona da sirayet eder. Bu manaya gittiniz bu mana değil. Ya nedir? Fe'in gâle gâilun. Öyleyse bir adam itiraz eder. Söyler ki Fema mana zâlikel mana. Peki sizin aradığınız o sebep ne? Niçin Resulullah Efendimiz ta'un olan yere girmeyin dedi? Madem hastalığın korkusundan dolayı değil. Ya ne için emretti? Kîle lehu o adama denilir ki huve o mâna indena bizim indimizde vallahu alem Cenab-ı Hak daha ziyade alimdir. Bize göre o mâna alâ en lâ yekdeme aleyhi racülün bir adam o ta'un olan yere kudum etmesin ki feyusîbehu bi takdirillâhi azze ve cel aleyh Cenab-ı Hakk'a ona ta'uni tekdir etmişse o ona isabet eder. Evet. En yusibehu ona isabet eder.
O girdiği gibi isabet eder. Çünkü Cenab-ı Hak isabeti tekdir etmiş. O da girdiği gibi ona isabet eder. Tağuna tutulur. Feyekulu, adam da der ki levla enni kadimtu hadil arda, ben buraya gelmemiş olsaydım ma asabeni hadel verce, bu hastalık beni isabet etmezdi der. İşte der, Allah'ın kaderinden kaçmış gibi olur. Bunun için. Halbuki Cenab-ı Hak tekbir etmiş. Kaçsa da kaçmasa da o mukadder ise onu bulacak. Girmekle de değil, kaçmakla da değil. Bunu söylemesin diye. وَلَعَلَّهُ لَوْ اَقَامَ فِي الْمَوْدِعِ الَّذ۪ي خَرَجَ مِنْهُ وَلَعَلَّهُ لَوْ اَقَامَ, umulur ki o adam kalsa فِي الْمَوْدِعِ الَّذ۪ي خَرَجَ مِنْهُ, o çıkmış olduğu yerde kalmış olsaydı لَأَصَابَهُ, ona isabet ederdi. Hiç taun olmayan bir yerde duruyordu ya, taun olmayan yerden taun olan yere gidersemse bak beni isabet eder korkusundan. Halbuki ona mukadder ise o taun olmayan yerde kalsa bile ona isabet ederdi. Evet. لَأَصَابَهُ فَأَمَرَ اَنْ لَا يَقْدَمَهَا, öyleyse Peygamber Efendimiz ona emretti ki taun olan yere kudum etme, gitme. Ne için? خَوْفًا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ, bu sözden havf için, yani hilaf-ı hakiket söz söyler, itikadı bozulur bunun için. Eyvah, ben bu taun olan yere gelmeseydim bana taun gelmezdi der. Halbuki bu hata. Niye? Cenab-ı Hak ona taunu tekdir etmese muhakkak gelecek. Nerede olursa olsun gelecek. Yoksa onun gelmiş de yakalamış manasını değil. Ve kezalike emara, yine böylece Resulullah Efendimiz emretti. En la yahruce minel ardilleti nesele biha, taun olan yere, yerden çıkmasın. Nerede taun vakı olursa oradan çıkmasın. Bu da böyle. Ne için? لَاَلَّا يَسْلَمَ, oradan çıkıyor ki salim ola. Çıkmasa salim olmaz. فَيَقُولُ, der ki لَوْ اَقَمْتُ ف۪ي تِلْكَ الْاَرْضِ, ben bak buradan çıktım da salim oldum. Eğer orada kalmış olsaydım لَاَصَابَنِي مَا اَصَابَ اَهْلَهَا, oranın ehline taun isabet etti, öldüler, ben de ölürdüm. Fakat taun işidir işitmez, ben çıktım da ben kurtardım der. وَلَعَلَّهُ لَوْ كَانَ اَقَامَ بِهَا, caiz ki o adam orada kalsaydı مَا أَصَابَ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ, o taundan ona bir şey isabet etmesin diye mukadder değil. Yani bir memlekete taun gelir, memleketin 3'te 2'si ölür yahut da 4'te 3'ü ölür yahut da yarısı ölür, gene kalanları var. Eğer o taun olan yerde muhakkak ölüm olsa hepsini tertemiz etmesi lazımdır. Yani kime mukadder ise o ölür, mukadder olmayan bir şey yok. Bu sözü söylemesin diye, yani itikatlar bozulmasın diye Resulullah Efendimiz diyor ki olduğu yerden çıkma, olan yere de girme. فَاَمَرَ بِتَرْكُ الْقُدُومِ عَلَى الطَّاعُونَ, işte taun üzerine gitme, olan yere girme dedi ki لِلْمَعَنَ الَّذ۪ي وَصَفْنَا, bizim vesfettiğimiz mana içindir. Yani itikadı bozulmasın. وَبِتَرْكُ الْقُرُوجِ عَنْهُ, taun olan yerden de çıkmayı terk ile emretmesi de لِلْمَعْنَ الَّذ۪ي زَكَرْنَا, genel zikrettiğimiz mana içindir ki itikadı bozulmasın. وَكَذَٰلِكَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ, bu babın evvelinde de zikrettiğimiz hadisin manası budur. مِنْ قَوْلِهِ لَا يُورِدُ مُنْ مُرِدُونَ عَلَى مُصَحِّنْ, hayvanları sağlam olan bir adam hasta olan hayvanları onlara getirmesin, katıştırmasın. Bu hadisin de manası odur. فَيُصِيبُ الْمُصِحُ ذَٰلِكَ الْمَرَضُ, فَيُصِيبُ الْمُصِحَ ذَٰلِكَ الْمَرَضُ, o hastalık sağlam hayvanlara da isabet eder. فَيَقُولُ الَّذِي اَوْرَدَهُ عَلَيْهِ, onları hasta hayvanlarından sağlam hayvanları katıştıran adam der ki لَوْ اَنِّي لَمْ اُورِدْهُ عَلَيْهِ, bu hasta hayvanları getirmeseydim bu sağlamların yanına لَمْ يُصِبْهُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ شَيْءٌ, o hastalık bunlara gelmezdi der. Halbuki o mukadder ise gelecek dese de demese de. وَلَعَلَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهُ اَيْذَا, caiz ki o hasta hayvanları getirip de sağlamların içine katmasa bile لَأَصَابَهُ كَمَا أَصَابَهُ, o sağlam hayvanlara o hastalık gelirdi, o hastalara ilk önce geldiği gibi. لَمَّا اَوْرَدَهُ, evet. لَأَصَابَهُ, ona isabet ederdi. كَمَا أَصَابَهُ, evvelkilerine isabet ettiği vakitte. لَمَّا اَوْرَدَهُ, irade ettiği vakitte, getirdiği vakitte. Yani nasıl getirir katarsan hastalık gelirse
Caiz ki getirmesen bile, ayrı koysan bile onları da kastedip mukadder ise gelirdi. فَأَمَرَ بِتَرْكِ اِرَادِهِ وَهُوَ صَحِيْهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan hayvanlara, hasta hayvanların getirilmesini terk etti. عَلَى مَا هُوَ مَرِيدُ Sahih olan hayvanı hastanın yanına getirmediği emretti. Ne için? لِهَادِ الْعِلَّةِ اللَّتِي Şöl bir illet için ki لَا يُؤْمَنُ عَلَى النَّاسِ Nas üzerine emin olunmaz. لُقُوعَ قُلُوبِهِمْ Onların kalplerinde şekkin vukuuna emin olunmaz. Yani kalbine şek gelir ki ha ben hasta hayvanları bu sağlamların yanına getirdim, onlar da hasta oldu. Kalbine bu gelir. Bir de ne lazım gelir? Ve kavluhum ma zekerna be elsinetim. Hem de bunu lisanlarıyla söylerler. Kalplerine geldiği gibi lisanlarıyla da işte ya hayvanlar orada duruyordu. Sap sağlam bu hasteleri getirdi. İşte bunlara da sirayet etti. Der. Onun tekdiriyle mukadder olduğunu unutur. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي نَفِي الْاَعْدَى Bir hastalığın başkasına tecavüz etmediği hakkında Resulullah Efendimiz'den emir var. Hadis var ki, o da şu, مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا اَنْ هِشَامٍ اَنْ يَحْيَا بْنَ اَبِي كَثِيرٍ اَنِ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ Sa'id ibn-i Musayyab diyor ki, سَأَلْتُ سَعِيدًا اَنِ التِّيَارَةِ تِيَارَةِ تَشَعُونَ Teşebbüm derler. Şum tutmak. Fentehareni beni azarladı. Ve kâle dedi ki men haddesek. Şumi sen nereden aldın? Kim sana bunu söyledi? Fekerehtu en uhaddisehu. Ben onu rivayet etmeyi hoş görmedim diyor. Kereht gördüm. Fekâle Sa'id dedi ki semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu. La adva ve la tiyarete. La adva bir hastalığın bir hayvandan diğerine, bir insandan diğerine geçmesi yoktur. Ve la tiyarete şum tutmak da yoktur. Ben dışarıya çıktım da filan kes rast geldi. O bana rast geldi mi benim işim rast geldi. Ben yola çıktım da bana tavşan tilki rast geldi. Aa, tavşan tilki olursa işte iş rast gelmez. Buna şum derler. Bu yok. Böyle bir şey yok. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale haddesene Habban. Kale haddesene Eban. Kale haddesene Yahya. Fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzuk tarikele rivayet ediyor. Ve zade ve la hamete. Hadiste ve la hamete de var. La adva ve la tiyarete ve la hamete. Adva bir hasteliğin bir kimseden, bir hayvandan dikerine geçmesi yoktur. Tiyere, şum tutmak yoktur. Hamede bir adam öldü mi, Araplar cahiliyette itikad ederdiler ki onu ruhi çıkar, bağırır. Benim intikamımı alın diye bağırır. O bir kuş şeklinde çıkar, bağırır. Ta onun katili kimse onu da öldürürler. Yahut onun bedeline başka o kavmi kabileden öldürürler. O da o vakitte sükut eder. Ona hame derdiler ki böyle bir şey yoktur. Resulullah Efendimiz önünde diyor ki bu da diyor, böyle bir şey yok hame. Haddesena Fatun kâle haddesena Osman ibn Ebi Şeybe ha ve haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Nümeyr kâle haddesena Velid ibn Utbete Şeybani kâle haddesena Hamzetü Zeyyad en Habibi ibn Ebi Sabit en Sa'lebet ibn Yesid el-Himmani en Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh Hazreti Ali kerremallahu veçeden rivayet edildi. Kale Hazreti Ali buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La yu'di sakimun sahiha La yu'di geçirmez sakimun bir hasta sahihen sağlama. Yani bir hastanın hasteliği bir sağlam adama geçmez. Yani öteki de hasta oldu. Allah'ın halkıyla oldu. Allah-u Teala halk etmese, dilemese o geçmez. Ama dilediğini geçer. Haddesena Ravuh ibn-i Ferec, kâle haddesena Yusuf ibn-i Adi, kâle haddesena Ebu Lahves, en simakinen ikrime, en ibn-i Abbasin kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular, bu da İbn-i Abbas'tan rivayet olunuyor. La tiyarete ve la hamete ve la adva. Şum tutmak yok. Hame, katilin ruhunun çıkıp da feryat etmesi bu da yok. Adva bir hastalığın
tecavüz etmesi, başkasına geçmesi bu da yok. Fekâle racülün, bir adam itiraz etti, dedi ki nasıl yok ya? Tetrehu şâtel cerba, uyuzlu bir koyunu getirir, bırakırsın. Filganebi sağlam davarların içerisine, fetür ribuhunne, onları hepsi uyuz eder. Uyuzlu bir koyunu getir, koyunların içine bırak, hepsini uyuz eder. Uyuz onlara geçer, dedi. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dediler, ev İbn Abbas, orada elif noksan, yahut da İbn Abbas, ravi şek geliyor. Ki yani Peygamber Efendimiz'den mi bu, yoksa İbn Abbas'tan mı? Fel ula men ecrebaha, evvelkisini kim uyuz etti? Öyle ya, senin 50 tane koyunun vardı, sapsağlam. Başka bir yerden de uyuzlu bir koyun vardı. O uyuzlu koyun tek başına iken uyuz nereden geldi ona? İşte onu halk eden Hazreti Allah, ötekiler dedi, onu halk ediyor. Yalnız bu fel'ûne men ecrebaha, Rabi diyor ki bu Peygamber Efendimiz'in sözünden mi, İbn Abbas'ın sözünden mi, ben bunda şek ediyorum. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-mukaddemiyyü, kâle haddesene Ebu Avane, an simâkün fe zekere bi isnâdî mislehu. Aynı hadisi şerifi İbn Ebi Davud terikele rivâd eyledi, gayre ennehu lem yesukke fî şey'in minhu. Bu ikinci rivayette şek yok. Fel'ûne men ecrebaha sözünü Peygamber mi dedi, İbn Abbas mı dedi, birinci ravi şek etti. Bu diyor ki hayır, onda şek yok. Ve zekere kullehu an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber Efendimiz'in lefzindendir. Peygamber Efendimiz dedi, İbn Abbas şeysi yok, şek etmedi. Öyleyse fel'ûne men ecrebaha, bu ikinci rivayetle sabit oluyor ki bu da hadisten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz saadetinden sudur etmiş. Haddesena Ebu Ümeyye'te, kâle haddesena Şüreyh ibn Nu'man, kâle haddesena Hüseymin, Ali ibn-i Hübrüme, an Ebi Zür'ate ibn-i Amr ibn-i Cerir, an Ebi Hureyre'te an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâ. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, la adva, hasteliğin başkasına sirayeti yoktur. Fekâle racülün ya Resulullah, bir adam dedi ki, ya Resulullah, فَاِنَّ النَّقِيَّةَ مِنَ الْجَرَبِ Uyuzdan temiz olan bir hayvan. تَكُونُ بِجَنْبِ الْبَعِيرِ Sağlam bir devenin yanında olur. فَيَشْمَلُ ذَٰلِكَ الْاِبِلَ كُلَّهَا جَرْيَنْ Yahut da cereben. Burada ceryen yazılıyor ama cereben olsa daha güzel olur. Ceryen de mana çıkar. Temiz bir hayvan. Ötekiler de sağlam, birisi hasta. Diyor ki, uyuzlu, temiz olan bir hayvanı getirsen, bi cembil ba'ir el-marik demek, yani hasta bir devenin yanına, feyeşmel zâllikel ibile kulleha, o develerin hepsine sirayet eder. Cereben uyuz olarak, yahut da ceryen, cereyan ederek birisinden birisini geçmek itibariyle devam. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, peki o hastalık o hayvandan ona geçti ise, böyle itikad ediyor isense, femen a'del evvele, evvelki hayvana nereden geçti? Evvelki hayvana da başka bir hayvandan geçmesi lazım madem. Hayvandan hayvana geçiyor. O birinci hasta olan hayvana nereden geldi? Dur. Diyecek yok. Kendiliğinden oldu. O kendiliğinden oldu da bu kendiliğinden olmuyor mu? Allah-u Teala'nın halkıyla oluyor. فَمَنْ عَدَلَ اَوَّلْ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri halk eyledi. كُلَّ دَابَّتٍ Her hayvanı halk eyledi. فَكَتَبَ اَجَلَهَا وَرِزْقَهَا وَأَثَرَهَا O hayvanların ecellerini yazdı, rızıklarını yazdı ve onlara tesir edecek, başından geçecek hallarında yazdı. Her hayvan mukadder. Ne kadar otlayacak, ne kadar su içecek, ne kadar sene yaşayacak, ne gibi hastalıklara düşer olacak mukadder. Onu yazmış. Sen başka hasta hayvanı yanına götürsen de götürmesen de o olacak. Haddesena Ebu Ümeyye'te, kâle haddesena Kabîsetu en Süfyâne en Umârete ibn-i Kâkâ. An Ebi Zür'a, an Racülin, an Abdillah, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem işleri. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahave Ebu Ümeyye tarifiyle rivayet eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Mukaddemiyyü, kâle haddesene Hassan ibn İbrahim el-Kirmaniyyü,
قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عمارة عن أبي زرعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullah bin Mesud'den aynı hadisi şerifi İbn Ebu Davud terkide rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena müemmilun kâle haddesena Süfyan an Umâret ibn-i Ka'ka an Ebi Zür'a an Ebi Hureyre an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislev. Aynı hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet edilir. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle haddesena Malikun ve Yunus an ibn-i Şehabin عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا عدوى خسلجين bir insandan bir hayvandan diğerine geçmesi yoktur. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حا وحدثنا فاتن قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج ان ابا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, عدوانın خسلين سرايت olmamasını Cabir bin Abdullah'dan da rivayet eyledi. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين حديث شريف حضرت أنس'ten de rivayet eyledi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حضرت أنس روايتني başka bir senetle daha İmam Tahavi zikreyledi. حدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن عجلان قال حدثني الكعكاع بن حكيم bu naka demiş değil, kaka. Ve Zeyd ibn Eslem ve Ubeydullah ibn Miqsem an Ebi Salih, an Ebi Hureyre'te an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı. Hazreti Ebu Hureyre'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor ve zade. Fakat bu rivayette ziyade var. Ve la hamete ve la gure ve la safer. Yani dört şey oldu. La adva ve la safere ve la gure ve la La adva ve la hamete ve la gule ve la safer. Dört şey yoktur diyor Resulullah Efendimiz. Adva, hastalığın geçmesi yoktur. Bir, hame, ölünün, ruhunun çıkıp da benim intikamımı alın diye feryat duan etmesi bu da yoktur. Ve la gule. Gule, bazıları mekkir derler. Mekkir vardır. Bu mekkir nedir? İnsanlara musallat olur, eziyet eder. Araplar ona gul derler. Türklerde de bazı yerlerde karakora derler, bazı yerlerde mekki derler. Böyle bu da yoktur. Hayal ederler. Ya filan yere git baba orada ha mekkir vardı seni eziyet eder. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye şeyler. Cin var başka. Ama cinden başka böyle gul diye bir şey yok. Ve la safara. Bir de sefer. Seferde teşeğüm ederdiler Araplar. Sefer ayını. Sefer ayında bir iş görmezler ki şum tutarlardı. Yok. Sefer ayında böyle bir şumluk bu da yok. Kale Ebu Salih fesafertu ilel Kufe. Ebu Salih diyor ki ben Kufe'ye gittim. Sümmeracatü sonra döndüm. Feyden Ebu Hureyre yentakisu. Baktım ki Ebu Hureyre bu hadiste noksan okuyor. Neyi? La adva. La adva'yı kaldırmış. Dört şeyi okuyordu ya rivayet ediyordu. La adva'yı Hazreti Ebu Hureyre rivayet etmiyor. La yezkuruha onu zikretmiyor. Fekultu ve la adva. Ebu Hureyre bu hadisi okurken la adva'yı demedi. Dedim ki ve la adva da var. Bunu da rivayet ediyor. Ediyor idin. Fekal Hazreti Ebu Hureyre dedi ki ebeytu ben ondan iba ettim. La adva'yı rivayet etmiyorum dedi. Ne için? Evvelden yalan mı söyledi? Resulullah Efendimiz bu dört şeyden nehyediyordu. Onu da söylüyordu. Sonradan ondan iba etti. Üçünü söyledi. La adva'yı söylemedi. Geçen gün derste de var ya birisiyle de münakaşa ettiler. Münakaşa ettiler. Artık ona Ebu Seleme diyor ki bilmiyorum. Ebu Hureyre rivayet etmiş olduğu bir hadis inkar etmezdi. Unutmazdı. Bunu unuttu mu? Ne için oldu? Kendisine şüphe mi geldi? Bilmiyoruz. Olur ki evvelden
bunu rivayet ediyordu. Sonra da şüphelendi ki ya ben Resulullah Efendimiz'den bunu eşittim diye rivayet ediyorum ama belki eşitmedim ben de. Vehm olarak katıştı. Bir şek şüphe etti ki onun üzerine terk etti. Fakat bu La Advai Esad'dan birçokları rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hüreyre'nin şek şüphe etmesin mevzu behes değil. Diğer sahabelerden rivayet edildi. La Adva kast edildi. Kendi başına bir adamdan, bir hayvandan diğerine geçmesi yok. Cenab-ı Hak öteki insanda, öteki hayvanda dilerse o hastedici halk eder, dilerse halk etmez. Haddesena Ali ibn-i Mâbet, kâle haddesena Yakub ibn-i İbrahim, kâle haddesena Ebi an Salih, an ibn-i Şahab'in, kâle ahbereni Ebu Seleme ve gayruhu, en Eba Hureyre'te kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la adva. Hazreti Ebu Hureyre'nin la advayı rivayet ettiğini, Ebu Seleme ve başkaları haber veriyorlar ki Ebu Hüreyre bunu rivayet eder idi. Sonradan vazgeçti. Fekale Arabiyyun. Ya Resulallah. Arabi dedi ki, yani Bedevilerden birisi. Ya Resulallah. Fema balul ibil. Fekunu firramli. Develerin hali nedir ki? Sahrada çölde olursa ki ennehel ziba. Ahu gibiler. Ahu deriz ya. Ceylan gibi. Temiz, güzel. فَيَاتِ الْبَعِيرُ الْاَجْرَبُ Uyuzlu bir deve geliyor, gelir onların yanına. فَيُجْرِبُهَا Onun uyuzu onları da sirayet eder, hepsi uyuz olur. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, فَمَنْ عَادَ الْاَوَّلُ Peki, o uyuzlu devenin uyuzu ötekilerine sirayet etti. O birinci deveye nereden sirayet etti? Sebep yok. Başka bir uyuzlu devenin buluşmadı. Yanında otlamadı. Allah-u Teala o birinci devede nasıl halk ettiyse, ötekilerinde de Cenab-ı Hak halk etti. Haddesene Yunus, kâle ahberen ebni vehbin, kâle ahbereni Yunus, kâle ebni Şihab, haddesene Ebu Selameten, Ebu Hureyran, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misleri. Aynı hadisi şerifi, İmam-ı Tahavi Yunus Serik ile rivayet ediyor. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معروف بن سويد الحزامي أن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة يقول بن أبا هريرة يشتم derdi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أبو هريرة'nin لا عدوى حديثini rivayet ettiğini işittim. Fakat sonradan iba etmiş, bunu rivayet etmemiş. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. السائب بن يزيد de رسول الله Efendimiz'in لا عدوى dediğini o da rivayet ediyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام وسعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حضرت أنس'ten de rivayet geldi. Aynı hadisi şerif. حدثنا ابن مرثوب قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة أن ألقمة بن مرثد قال سمعت أبا الربيع يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الربيع diyor ki ben Ebu Hureyre'yi işittim Peygamber Efendimiz'den rivayet eder idi ki Resulullah Efendimiz buyurdular Erba'un fi ümmeti min emril cahiliye dört şey benim ümmetimde cahiliyetten kalmadı. O len yedâhünnen nas. Nas bu dört şeyi terk etmez. Cahiliyetten kalma bu dört şeyi terk etmezler. Yani İslamiyet'te bunların yeri yok. Cahiliyetten kalma fakat millet de onlara düşkün. Birincisi neymiş o? Et-ta'nu fil ensab. Nesaplara ta'n etmek. Adamın nesebine itiraz eder. Onları ayıplar. Bu cahiliyette var idi. Ve niyahatü. Ölünün üzerine ağlamak. Cahiliyette var. Bir de bunu terk etmezler. Ve mutirna binev'i keza ve keza. Şu yıldız doğdu da, şu şöyle oldu da yağmur geldi. Yağmuru gönderen Hazreti Allah'tır. Yıldızının, burcunun değil. Bir de bunu terk etmezler. Vel adva, bir de hasseliğin sirayeti. Bunu itikad ederler. Yekunul ba'iru fil ibir. Evet, uyuzlu bir deve, develerin içinde olur. Feyudribu onları uyuzlatır feyekulu derler ki feyekulu der ki men a'del evvel evvelkisini Peygamber Efendimiz dedi ki onlar derler ki uyuzlu bir deve gelir de diğer develeri de uyuz eder işte bu da cahiliyettendir
Halbuki men adel evvel, evvelkisine sizi hangi deve sirayet etti? Yok. Öyleyse Allah-u Teala'nın kalbiyle oldu. Yani bu dört şey cahiliyettendir. Birincisi adamın nesebine tayin etmek. Bir ölü üzerine bağırarak, çağırarak ağlamak. Bir de yağmuri burçlara, yıldızlara havale etmek. Bir de birisi hasta oldu mu, hastalık filan kesten bana geçti. Hayvan hasta oldu mu, filan hayvandan geçti. Bir de bunu itikad etmek, bunlar cahiliyettendir. Haddesene ibn-i Merzuk. قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان ان القمه فذكر باسناده مثله اين حديث شريف امام الطحاوي ابن مرزوق تاريخيله روايته الذي حدثنا فهد قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان القاسم عن ابي اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو اسامه dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular La adva hastalığın başkasına geçmesi yoktur. Ve kâle buyurdular ki femen a'del evvel. Eğer bir adam bir itikad etse ki filan kesten hastalık geçti. Yahut da filan hayvandan filan hayvana geçti. Peki birinciye kimden geçti? Hangi hayvandan geçti? Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Yunus ibn Muhammed. Em müfaddali bini fudale. En habibi bini الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال حضرت جابر dediler ki أخذ النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz tutti bi yedi meczumin cüzemli bir adamın elini fevada'ha fil kas'ati çanağa onun elini soktu ve قال buyurdu ki Bismillah Allah'ın ismiyle sıkaten billah Allah'a itimat ederek ve tevekkülen Allah Allah'a tevekkül ederek ye. Çünkü meczum, cüzamlı adam, herkes kaçar ondan. Onun hastalığı sari diye cüzamlı adamına yemek yemezler, onun elini tutmazlar. Resulullah Efendimiz o meczum cüzamlının elini tuttu, yemeğe koydu ki Bismillah, sıkaten billah, tevekkülen alallah diye. Yani bak, şey etmez. Sirayet Peygamber Efendimiz tutmak caiz olmasa da tutmaz diye. Elini tuttu. Öyleyse sirayet yok. Eğer sirayet edecekse Peygamber Efendimiz'e de sirayet ederdi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا اسماعيل بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين حديث شريف جابر'den ابن مرزوق تاريخيله yine rivayet edildi حدثنا علي بن زيد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن ابي مسلم القولاني عن ابي زر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular Kün me'a sahibil bela tevadu'an li rabbike ve imana Kün sen ol me'a sahibil bela bela sahibiyle beraber ol bir adama Cenab-ı Hak iftira etmiş hastalık vermiş ondan kaçma sen onunla beraber ol ne için tevadu'an li rabbike ve imana Rabbine tevazu için ve iman için Ya Rabbi buna verdim Ya bana da verseydin. Öyleyse onu hakir görme sen onunla beraber ol. Ve ona da iman et ki Cenab-ı Hak dilerse sana hiçbir şey olmaz. Yok dilerse hastalığı musallat edecekse nereye karşına gelir? Tevazu ve iman için sen bela sahibiyle beraber ol. Fakat nefa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nefyetti. El-adva hastalığın geçmesini ki hadi la tarillezi zekernaha bizim zikreylediğimiz bu hadisi şeriflerde beyan etti ki hastalık hayvandan hayvana, insandan insana geçmez. Fakat kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer geçer derlerse onlara karşı ne diyor? Femen a'del evvel. Evvelkisinin nereden geçti? Bunu sor. Evvelkisine bir yerden geçmedi. Allah'ın halkili oldu diye. Bu da Allah'ın halkili oldu. Ey levkâne innemâ esâbet tâniye. Yani Peygamber Efendimiz'in فَمَنْ اَعْدَ الْاَوَّلِ sözü ne demek oldu? لَوْ كَانَ اِنَّمَا اَصَابَتْ تَانِيَ ikinciye hastalık isabet etti. Evet. ne için? لَوْ كَانَ اِنَّمَا اَصَابَتْ تَانِيَ لَمَا اَصَابَ الْاَوَّلِ لَمَا اَعْدَهُ الْاَوَّلِ لَمَا اَصَابَ الْاَوَّلِ
şey levkâne innemâ esâbet tâniye. Levkâne innemâ esâbet tâniye. İkinciye hemen ancak isabet etti, böyle olsaydı lemâ âdâhu levvel. Evvelkisine etmezdi, sirayet etmezdi, başka bir yerden sirayet etmezdi. Şimdi ikinciye hastalık neden geldi? Birinciden. E biz böyle biliyoruz ki bu ikinciye hastalık birinciden geldi. Böyle olsaydı lema adahu sirayet etmezdi. El evvele evvelkisini, evvelkisini başka bir hayvanla birleşmedi, onunla beraber otlamadı, onunla beraber bulunmadı, ona da sirayet etmezdi. Demek ki ha başka bir hayvandan almadı ki o birinci. Allah'ın halkıyla oldu. Bu da eli olurdu. İzen bu takdirde lema asabel evvela şeyin, birinciye de bir şey isabet etmezdi. Lev'in cevabı orada geldi. Lev kâne innemâ esâbet tâniye lemâ âdâhul evvel lemâ yanlış okuduk. Lima lev kâne innemâ esâbet tâniye ikinciye isabet etti. Ne için? Lima bir şey için ki âdâhu ona sirayet ettirdi. El evvelu birinci hayvan. İkinci isabet etti. Ne için? Lima adahul evvelu. Birinci hayvan ona isabet ettirdi. Böyle olsaydı, böyle itikad etsek ki ikincideki o hastalığın bulunması birinciden ona geçti. İzen bu takdirde lima asabel evvela şeyin, birinciye hiçbir şey isabet etmemesi lazım idi. Çünkü başka bir hayvan yoktu ki. لَاَنَّهُ لَمْ يَكُمْ مَاهُ مَا يُعْد۪يهِ. O birinci hayvanı, o hastalığı tecavüz ettirecek bir hayvan yoktu. وَلَاكِنَّهُ لَمَّا كَانَ. Lakin baktaki oldu. مَا أَصَابَ الْاَوَّلِ. Evvelkisine isabet eden şey oldu. اِنَّمَا كَانَ بِقَدَرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Allah-u Teala'nın kaderiyle oldu. Birinci başka bir hayvandan almadı. Ya ondaki hastalık Allah'ın kaderiyle oldu. Böyle olduysa diyor, كَانَ مَا أَصَابَ الثَّانِيَ كَذَٰلِكِ. İkinciye de isabet Allah'ın kaderiyle oldu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَنَجْعَلُ هَذَا مُطَادًا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bir adam itiraz edip diyor ki, sen bunu dedin ki, لَا عَدْوَى. Bir hastalığın başkasına geçmesi yok diye bu kadar hadisler rivayet eyledin. Fakat bu rivayet etmiş olduğun hadisler Resulullah Efendimiz'den varid olmuştu ki bir hadise zıt oldu, ona mariz oldu. O hadis de şu, لَا يُورِدُ مُمْرِدُونَ عَلَى مُسْتَحِيلٍ. Hasta hayvanları, sağlam hayvanların yanına götürmesin. كَمَا جَعَلَهُ أَبُو حُرَيْرَةً. Ebu Hureyre'nin yaptığı gibi. Öyleyse bu hadis buna zıt oluyor. Kultula, ben derim ki hayır, o ona zıt değildir. وَلَاكِنْ يُكَعَلُوا قَوْلُهُ لَا عَدْوَى. لَا عَدْوَى kavli kılınır. Hastalığın geçmesi yoktur bu. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi لَا عَدْوَى bu kılınır. Nefiye le adva, advayı nefyetmek. Hastalığın geçmesini nefyetmek. Nasıl? En yekûne ebeda. Ebeden daima hastalık geçer. O bunu Resulullah Efendimiz nefyediyor. Hastalığın kendi başına daim surette geçer yok. Bu böyle değildir. Ve yücelu kavluhu la yuridu mümridun ala musahil. Evet, hasta hayvanlarının sağlam hayvanlarıyla karıştırmayın. Bu hadiste kılınır. عَلَى الْخَوْفِ مِنْهُ. O adamdan bir korku üzerine ki اَنْ يُورِدَ عَلَيْهِ. O hasta hayvanları karıştıra sağlam hayvanlara فَيُصِيبَهُ بِقَدَرِ اللّٰهِ. Allah'ın takdiriyle onlara isabet eden مَا أَصَابَ الْاَوَّلِ. Evvelki hasta hayvana isabet eden hastalık. Allah takdir etmişse ikinciye de isabet eder. O seni der ki hastalık geçti. Halbuki yok, hastalığın kendisi geçmez. Ya Allah-u Teala ikincide halk eder. O da kader iledir. Bunu korkar da bir hayır nedir? Feyekûlen nas, nas der ki e'dâhul evvel. Bu ikinci hastalık birinciden geçti. Birinci ona geçirdi. Böyledir. İtikadı bozulur. İtikadı bozulmaması için öyleyse hasta hayvanları sağlam hayvanların yanına koyması.
Fekereha sallallahu aleyhi ve sellem mekruh gördü. İradel musahhi alel numri. Hasta hayvanları yanına sağlam hayvanları getirmeyi kerih gördü. Ne için? Havfe hazel kavli. Bu sözü söylerler iyi olmaz diye. Bu korkudan Resulullah Efendimiz bunu emretti. وَقَدْ رَضَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذِي الْاَثَارِ اِذَا Resulullah Efendimiz'den bu mesele hakkında, bu hususta biz rivayet eyledik. Neyi? وَدَعَهُ يَدَ الْمَجْزُومِ فِي الْقَسْعَ وَدَعَ, orada aynın üzerinde damla var, damla yok, fetha olacak. Resulullah Efendimiz mevzum bir adamın elini tuttu, yemek kabına getirdi, bunu ye dedi, teberrüken. Resulullah Efendimiz eğer mecnun cüzem hastalığı sirayet eden hastalıklardan sayarlar. Bak Resulullah Efendimiz onun elini tuttu, getirdi yemek şeyine de koydu. Yemek kabına. Fedelle fi'lu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izâ alâ nefil e'da. Peygamber Efendimiz'in böyle yapması delalet ediyor ki hastalık geçmez. Eğer hastalık geçse Resulullah Efendimiz onun elini tutmazdı. Tutsa kendisi de cüzemli olurdu. لأنه لو كان الإعداء مما يجوز أن يكون أجر خستلقين جسمسي olsaydı, caiz olmuş olsaydı, إذن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz işlemezdi. Ney? ما يخاف ذلك ما يخاف ذلك منه. Ondan korkulur şey ne? Cüzem hastalıklıdır. Geçer. O korkudan Resulullah Efendimiz işlemezdi. لَاَنَّ فِي ذَٰلِكَ Bu cüzem hastalığı eğer geçerse bunda olur. جَرَّتْ تَلَفِ اِلَيْهِ Bir adam telefi, helaki kendisine çekmiş olur. وَقَدْ نَهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَٰلِكَ Cenab-ı Hak tehlikeden de nehyeyledi. فَقَالَ buyurdu, اَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفِسَكُمْ Kendi nefsiniz, nefislerinizi katletmeyiniz. İntihar etmek haramdır. Bir meczum, cüzemli bir hastalık başkasına geçse, sen eğer bu böyle olsa sen de onun elini tuttun mu? Yani cüzemi kendisine çekmiş oldun ve dolayısıyla kendi katiline kendin sebep oldun. Halbuki Resulullah Efendimiz bunu yaptı. Demek hastalığın geçmesi yok. Ve merre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yürüdü. Bi hedefin mailin fe esra. Mail olan bir hedefte ve süratli, meyilli bir yerden. فَإِذَا كَانَ يُسْعُ مِنَ الْهَدَفِ الْمَائِلِ Yani orada bir yer baktı ki bir duvar uçacak meyilli. Resulullah Efendimiz oradan hemen süratli geçti. Niçin süratli geçti? مَخَافَةَ الْمَوْتِ Olur ki bura uçar, ben altında kalırım diye o korkudan süratli geçti. فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِ Resulullah Efendimiz böyle... وَمَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz yürüdü. Bir hedefin maili, mail olan bir hedefte. Fe esra sürat etti. Baktı ki burası divar gibi bir yer, bir hedef mail. Düşmek ihtimali var. Peygamber Efendimiz oradan geçerken süratle yürüdü. Fe izâ kâne yusra'u Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isra ederse minel hedefin maili, mail olan hedeften. Mekhafeten mevt, ölüm korkusu için. Fekeyfe yecuzu, nasıl caiz olur? Aleyhi Peygamber Efendimiz üzerine ki, en yef'ale işleye, ey maul bir şey ki, yukhafu minhu, ondan korkulur, eleyadavu, eyadadan korkulur. Tecavüz etmek. Yani Peygamber Efendimiz maili olan bir hedefin altından yürürken, sürekli yürüyor ki, bu düşer de ölüme sebep olur. Bu böyleyken, bir hastalığın diğerine tecavüz etmesi ölümü mucib olur. Bunu nasıl yapar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyorsun ki adva yok. Yani işte bu advaya delil getiriyor. Yani. Fakat zekerte sen zikrettin fîmâ tekaddeme min hâzel bâb. Bu babdan tekaddüm edeyin. Hadislerde eyzâ mâna mâru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisin manasından zikreyledin. Fî ta'vunu ta'un da fî nehyi anil hubud Peygamber Efendimiz ta'un olan yere gitmekten, inmekten nehyettiğinde.
ki aleyhi onun üzerine. Hübut nereye? Aleyhi taun, taun olan yere gitmekte nehiyledi. Ve fî nehyihi minel hurûci minhu. Taun olan yerden çıkmadan da nehiyledi. Bunu da zikreyledin. Ve enne nehyehu anil hübûte aleyhi taun olan yere gitmekten nehi. Havfen ne içindir? Havfen korku içindir. Ken yekûn olaka sebeke fî ilmillâhi azze ve cel. Cenab-ı Hakk'ın ilminde sebket etmiş ola ki ennehum izâ hebetû aleyhi. Onlar o taun olan yere gittiler mi? Ashabahum onlara taun isabet edecek. Feyehbitûne onlar da inerler, taun olan yere giderler. Feyusibuhum onları isabet eder. Taun feyekûlûne derler ki Ashabena taun bizi isabet etti. Leanna hebetina zira biz geldik, indik aleyhi taun olan yer üzerine geldik indik. Tauna kendimiz geldik. وَلَوْ لَا أَنَّا هَبَتْنَا عَلَيْهِ Biz ona gelmeseydik لَمَا أَصَابَنَا bize isabet etmezdi. Geldik de isabet etti, yoksa isabet etmezdi derler. وَاَنَّ نَهْيَهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyi de yani الْخُرُوجِ مِنْهُ تَعَنُ olan yerden çıkmayın demesi لَاَلَّا يَخْرُجَ فَيَسْلَمَ O adam çıkar da salim olur. Feyekulu der ki selimtü ben salim oldum lenni kharaçtu çünkü ben çıktım. Çıktım da salim oldum. Bu nedir? Ve levla enni kharaçtu ben çıkmasaydım lemezdim salim olmazdım bana da taun gelirdi. Bunun manası da bu yani böyle demesinler. Felemma kâne nehyün nehy olduğu vakitte anil huruc yani taun taundan huruçtan nehy oldusa ve anil hübûtü aleyhi taun olan yere gitmekten de nehy oldusa bir manen vahidin bir manaya ki o da nedir? Vahvattı yere teşevvüm, teşevvüm ediyor. Leliada yoksa hakikaten onun hasteliğin birisinden başkasına tecavüzü yok. Yoktur, yalnız tatayır var. Kâne kezalik böylece oldu. Kavluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli. La yuridu mümridun ala musahhin. Haste olan bir deveyi götürüp de sağlam develerle sulamayın demesi budur. Bu hastalığın geçmesi yoktur da yalnız bu kavli ne içindir? Huvat tiyaratü ile bu da teşeğümdür. Lel i'da yoksa i'da değildir. Bu devenin hastalığı ötekine geçen manasını değildir. Ya teşeğüm. Efendim ben götürdüm de bu develer, bu develerin içine de işte o develerin hastalığı buna geçti diye söyler. Bunu söylemesin, itikadı bozulmasın, teşeğüm etmesin diye. فَنَهَوْمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehiyledi فِي هَذِهِ كُلَّهَ Bunların hepsinde hani lesbab sebeplerden elleti öyle sebepler ki minecleha o sebepler dolayısıyla yatatayyerûn teşeğüm ederler. Mesela görürsün ki bir eve bir hastalık girdi mi ötekini de yakalar sen de zannedersen ki bu hastalık tecavüz ediyor. Halbuki o aile içerisinde icabında 8-10 adamın içerisinde 3-4'ü 5-6 ölür. 1-2'si de hiç ölmez. Onlara hizmet eden bu çok vakı olmuştur. Bir eva efradi hepsi ölmüşler içerisinde birisini hiç isabet etmemiş. Madem hastalık tecavüz ediyordu da onu niye bıraktı? Yok. Demek ki bu mukadder. Onlar o hastalık girecek, onları götürecek, öteki de kalacak. Ve fi hadisi Üsame Hazreti Üsame'nin hadisinde doğrucudur. Ellezî raveynâhu O bir hadis ki biz onu rivayet eyledik yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik ki ve izâ vaka'a bi ardin ve huve biha. Bir adam bir yerde ki orada taun var. Taun olan yerde bir adam bulunursa fela yuhricuhu o adamı çıkarmasın. El firaru firar minhu taundan firar çıkarmasın. Taundan kaçıyorum kurtaracağım yok. Mukadder ise nereye geçse gelir. Bu hadiste doğrucudur. Delilün delil orucudur ki ala ennehu la bâsi. Beis olmadan yahruce minâ. Oradan çıkmada beis yoktur. La anil firari minhu. Ondan firar için değil. Ama adam çıkıp başka bir iş için gidiyor. Firar için değil de başka bir iş için çıkmada beis yoktur. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا بُنَا دَلَالَةَ اَيْلَدِ مَاشُرُ بِرْ حَدِسْ كِرْيُوَ حَدَّسَنَا بِزَا رِوَاتِ اَيْلَدِ يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا بِشْرِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا لَوْزَعَيُّ قَالَ حَدَّسَنِي يَحْيَ بْنَ بِي كَثِيرًا بِي قِلَابَةً عَنَسٍ
Hazreti Enes'ten rivayet edilir ki enne neferen min ukulin ukul kabilesinden bir cemaat kadimu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. El Medine'te Medine-i Münevvere'ye. Feştevevha Medine'nin havasını hoş bulmadılar, kereh gördüler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki lev hareştüm siz çıksaydınız ila zevdinlene bizim develerin yanına feşeriptüm içseydiniz min elbaniha onların sütlerinden ve buvaliha beullerinden içseydiniz hem havası güzel hem de size hastalığınıza şifa olurdu. Fefealu işlediler. Gittiler develerin yanında, develerin sütlerinden, beullerinden içtiler. Ve sahhu afiyet buldular. Sümme zekerel hadis. Sonra Hazreti Enes hadisin gerisinde zikrediliyor. Hadis uzun. Bu hadiste delalet eyledi. Neye? Daha bir hadis daha getiriyor. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فلمزة كالدي نفر بجماعة مرضى خستة خستة لكي بجماعة كالدلر من حي من أحياء العرب عرب كبيلة لرندن بير كبيلة دنكي وضع كل كبيلة سندن فأسلموا إسلام كردلر وبايعوا في أنبر فنزة بيعتدلر وقد وقع الموم موم وقعودي موم باشتاق bir hasteliktir ki ona ne derler ve o elbirsamı birsamdır. Yani baş ağrısından böyle delil cünuna benzer yahut da vücutta çıkan hastelikler cüderi gibi çiçek gibi böyle bu hastalığa benzer bir hastalıklara mum derler. Fakat buradaki mumdan murat birsam. Birsam lügatte diyor ki ciğer ile kalbin arasında olan hicap vardır ki o hicapta olan hastalıktır. Ki şimdi onun bir ismine de rabo diyorlar. Ya bu yahut da kafasında bir iltihap oluyor, delilik gibi bir hastalık oluyor. Birsam işte bu birsam hastalığına müptele olan bir cemaat geldi. Fekalü dediler ki ya Resulullah hazel veca'u bu veca' bu birsam denilen veca' kad veka'ya vakı oldu. Lev ezinte lena bize izin versen de bir yere gitsek fekharecna fekharecna çıksak ileri bir develere fekünna fiha o develerin yanında olsak da sütlerinden ve bevullerinden istifade etsek. Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki naam uhrucun çıkın. Fekûnû fîhâ. Gidin o develerin bulduğu yerde kalın. Fefîhâzel hadis işte bu hadisi şerifte orucudur ki enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emrehum bil hurûcu hurûcil emri ile de ileri bil develere ve kad veka'al veba bil medine. Medine'de veba vakı oldu. Fekâne zâlike indena bu bizim indimizde oldu. Vallahu alem. Ne üzerine oldu? Elâin yekûne furûcûm onların Medine'den çıkmaları ola lil ilâç, ilâç için, tedavi için ola. Zâlil firâri o hastalıktan kaçmayı için değil. Bunun manası budur. Fesebete bizâlike bununla sabit oldu ki ennel furûce çıkmak minel ardı illeti şöl bir yerden ki ve kâbihat taun. Taun orada vakı olan yerden çıkmak mekruhun mekruhtur. Ne için çıkarsa lil firâri minhu taundan kaçmak için çıkarsa. Ve mübah mübahtır li gayril firar. Firarın gayrisi için mübahtır. Firar etmiyor da başka bir iş için oldu değil. Oradan çıkıp öteki işe gidecek. O caiz. Ve hel had ve ala hazel ma'na bu ma'na üzerinizdir. Vallahu alem. Raca Ömer'u Ömer rücu etti bin nasi cemaatle beraber min sergin serig. Serig yani Suriye'ye gidiyorken Serig denilen Ürdün ile Suriye arasında bir yerin ismi. Orada dediler ki ileride taun var. Hazreti Ömer de cemaati aldı, gerisin geri döndü. Bu ne üzerine? Firar için üzerine değil, başka bir mana için. Ela ennehu farun. Hazreti Ömer firar edicidir. Mimma kat nezele bihim. Onlara nazil olan taundan firar edici için bu manaya değildir. Evet. Yani firar mekruhtur. Hazreti Ömer'in de rücu'yu bu manadadır. Ya başka bir iş için oraya gitmedi, oradan döndü.
ve delil ve ala hada, bunun üzerine de delil de ma haddesena, bize rivayet edilen hadistir. Kim rivayetiyle de İbn Ebi Davud قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم يا ربي إن الناس ناس نحالوني burada yehullune yazılı ama doğrusu nehalûni bana nispet ettiler selâse hısâlin üç hısâl bana isnat ettiler iftira ilediler ve ene ebrehu ileyke minhünne ya Rabbi bu üç hasletten de ben sana raci teberri ediyorum yani bunların isnat ettikleri şeyden ben beriyim ya Rabbi ze'amû zü'am ettiler ki enni ben ferartu mine ta'un ta'undan firar eyledim ve ene ben ebrehu ileyke sana beri oldu teberri ederim minzalike bundan ben bundan vereyim ya Rabbi ben tavundan firar etmedim ve enni ahlaltu bir iftirad ettiler ki ben helal kıldım lehum onlara ettilâetilâ üzümü kaynatırlar üçte ikisi gider birisi kalır o sarhoşluk verecek dereceye gelir buna tilâ derler ben bu tilâ içmesini onlara helal kıldım diye beni iftira ettiler ve huvel hamdü ki o da hamirdir ve ene ebrehu ileyke ya Rabbi ben teberri ederim ileyke sana min zalik bundan da ben beriyim ya Rabbi ve inni ehlaltu lehum ben on, biz de iftira ederler ki ben onları helal kıldım el mekse meksi gömrük vergisini ve ve o da necisü necestir ve ene ebrehu ileyke min zalik bundan da sana teberri ederim bu işi ya Rabbi beni isnat ettiler bunu sana ya Rabbi bunlardan beri olduğum bir arz Cenab-ı Hakk'a malum ama ayrıca yani Cenab-ı Hakk'a diyor ki ben bunlardan ya Rabbi beriyim nasıl beni iftira eylediler. Fahada Ömer'u işte Ömer radıyallahu anh yukbiru haber veriyor ki ennehu yebrehu ilallah Allah-u Teala'ya ibra ediyor. Neden? En yekûne ferre mine ta'un ta'undan kaçtığından teberri ediyor. Fedelle zâlike bu delalet etti ki enne rucu'ahu Hazreti Ömer'in dönmesi kânele emrin ahar. Başka bir iş için oldu. Başka bir şey için döndü. Gayril firar, firardan başka. Ve kezalike yine böylece ma erade bi kitabihi Hazreti Ömer kitap yazdı ila Ebi Ubeyde'te Hazreti Ebu Ubeyde'ye bir kitap yazdığında da muradi yine böylece başka bir şeydi ki en yahruce bu kitapta dedi ki çıka huve Ubeyde'ye yazdı ki çık ve men me'ahu seninle beraber olan Müslümanlarla beraber çıka min cündül müslümin. Müslümanların askerinden ne kadar kendisinin meyyetinde varsa onlarından çıka. Yani Ürdün'de derelerin içerisinde havasız yerler değildi. Buradan çık Cabiye'ye geç. Cabiye'nin havası güzeldir. Böyle yazmış idi. İnnemâ huve. Bu yazması buradan çık diye emretmesi ne için idi? Linezâhetil Cabiye'ti. Cabiye'nin havasının temiz olduğu için. Ürdün'ün de dereleri derin olduğundan, havasız olduğundan dolayı bunun için yazmıştı. Yoksa taundan firar için değil, taun nerede olsa gelir. Ürdün'de gelir de Cabiye'de gelmez mi? Orada da gelir. Fakat Hazreti Ömer'in yazmasında yani sen tedavi sebeplerine teşebbüs etme anasınaydı. Tabi havası kötü olan yerde hastalık olur. Havası temiz olan yerde hastalık olmaz. Yahut da az olur. Fakat beyyene Ebu Musa el-Aşeri, Ebu Musa el-Aşeri beyan buyurdu fi hadisi Şöbete, Şöbenin hadisindeki el-mekruhu fit-ta'un ma huve. Ta'unda mekruh olan nedir? Bunu beyan eyledi. Ve bu nedir? Mekruh olan. En yehruce minhu ta'undan çıka haricun bir adam. Feyesleme salim ola. Ta'undan çıktı, salim oldu. Feyekule diye ki, selimdüm ben salim oldum. Denni haraçtu zira ben çıktım. Ve yehbite aleyhi o taun olan yere gide, habitun bir giden adam feyusibehu ona da taun isabet ede feyekule diye ki esabeni beni taun isabet ettiler nihabattu zira ben kendi elimde geldim taun olan yere gittim böyle diye. Fakat ebaha Ebu Musa Hazreti Ebu Musa ile şerib mübah buyurdu mezalik bununla beraber linnâsi nasâki en yetenezzehu tenezzüh edeler anhu ondan. Yani temiz bir havaya giderler. İn ehabbu eğer arzu ederlerse. Fedelle ma zekernâhu bizim bu zikrettiğimiz şey delalet etti. Neye? Alet tefsirillezî ve safna vasfettiğimiz tefsire delalet eyledi. Fahâdâ mâna hâdî l-âsâr.
bu eserlerin manası budur indena bizim indimizde. Vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir ki manaları budur. Yani akidesine bir zafiyet gelmesin. Ve emmet tiyaretu emma, tiyaraya gelince, teşehhüme gelince fakat refa'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bunu ref eyledi ve ca'atil asar, eserler de geldi. Bizalike bu tiyarenin olmadığına meciyen mütevatirel. Mütevatir gelmekle geldi. Ki tiyara yok. Haddesene İbrahim ibn-i Merzuk kâli, haddesene Vehb ibn-i Cerid ve Revhun kâli, haddesene Şöbet ve Selamet ibn-i Küheyl. Yani İsa, racülüm min beni Esed. İsa da beni Esed'den bir adamdır. Rivayet eyledi. An Zirrin, Hazreti Zirr ibn-i Hübeyş'ten, an Abdillah, Abdullah ibn-i Mesud'dan. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, inne tiyarete mine şirki. Teşeğüm şirktendir. Ve ma minna illa ve lakinne Allah yüzhibu bit tevekkül. Bizden olmadı, lakin herkeste yani vardır bu teşeğüm. Lakin onu ne giderir? Lakin Allah yüzhibu onu giderir bit tevekkülü tevekkülüyle. Allah'a tevekkül ettin mi o teşeğüm? Şun tutmak gider. Haddesene Ebu Ümmiyyete kâle haddesene Süreycün kâle haddesene Üşeymün Ali bin Şibrimete Nebi Züray Nebi Hüreyretenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular ki la tiyarete teşeğüm yoktur. Haddesene Ebu Ümmiyyete kâle haddesene Kebisetü en Süfyanen en Umarete bin Kâka en Ebi Zür'ate en Reculin en Abdillah en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istedim. Yani bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz tiyare yoktur buyurdu. Haddesene Yunus kâle, haddesene ibn-i Vehbin kâle, akbereni Malik'in ve Yunus'un an ibn-i Şahab'in, an Amzete ve Salim'in, ibn-i Abdillah ibn-i Ömer, an ibn-i Ömer, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu rivayette de aynı hadis-i şerif geldi. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle, haddesene ibn-i Ebi Meryem kâle, haddesene ibn-i Ebi Zinad kâle, haddesene Alkamet ibn-i Ebi Alkama min ümmihi. أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم هزت عائشة بوجدرك في أن بلف المزول يبغض الطيارة تشاؤم بغزل الأرض ويكرهها ونخشك المزل تشاؤم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة أن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن بلف المزل رواية قال لا طيارة تيارة يكتور تشاؤم يكتور. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث شريف إمام التحوي başka bir tarikle daha zikredildi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهبين قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث شريف başka bir senetle zikredildi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معروف بن سويد عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة أبو هريرة يشتم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبارة المزن رواتي ديور دمسته وإن حديث شريفك لا طيارة تشاؤم يقتر. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine aynı hadisi şerifi başka bir senette daha zikreyledi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Sa'id ibn-i Amir an Şu'beten Katâdete fezekere bi isnâdihi mislehu. Haddesene Fâdun kâle, haddesene Ebu Sa'idin el-Eşşeş kâle, haddesene Ebu Üsame kâle, haddesene Abdurrahman ibn-i Yezid an-ıl-Kâsim an-ıb-i Üsamete an-ı-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Aynı hadisi şerifi rivayet eylediler. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحماني قال حدثنا مروان بن معاوية بن الحارث قال حدثنا ابن المبارك عن عوف عن حيان عن قطن ابن قبيسة المخارك عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ينبر فنزي اشتم كدر دي العيافة والطيارة وَالْتَرْقُ مِنَ الْجِبْدِ اِيَافَ تَكَهُنْ وَالْتِيَرَةُ تَشَعُمْ وَالْتَرْقُ Tarki taşları atıyor, onunla bir tekehün murat ediyor. O taşları atmakla bir
mana çıkarıyor. Bunlar minel cibdi sihirdendir buyurdu. Bu senette Habban İbni Katan demiş, Hayyan, sonra İbni değil, Ankatan. Ankabise'te demiş, o da İbni Kabise. El-Muharik'ten sonra da An Ebihi kelimesi noksan. An Ebihi kâle semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Felemmâ neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baktaki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Anit tiyareti tiyareden ve akbara haber verdi ki enneha o tiyare minin şirki şirktendir. Nehen nase, naside nehyeyledi. Neden? Anil esbabilleti şul bir sebeplerden ki tekunu olur. Anha o sebeplerden et tiyare tutiyare olur. Teşevm hangi sebeplerden olursa onlardan da nehyeyledi. O da neden? Mimma tükreti hadel bab, bu babda zikredilen şeylerden. Fe'in kâle kâilun, bir adam dese ki fakat kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Eşşûmü fisselâs, şûm tatayyürü şeydedir. Hatta avrette, evde diye vardır ya, buna ne dersin? Kîle lehu, ona cevaben denilir ki kadru yedârik ene nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alâ mâ zekerte, seni zikrettiğin gibi bu hadisi şeriflerde geldi. Nasıl geldi? Onları da ispat ediyor. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbi. Kâle akbereni Yunus'u ve Malik'ün an ibn-i Şâbinen, Hamzete ve Salim. İbni Abdillah ibn-i Umar. İbni Abdillah ibn-i Umar. Übeyt yazılı sahihi Abdillah. El ibn-i Umar an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki inneme şûmu fi selâse. Şûm üç şeydedir. Fil mer'eti kadındadır. Vel feresi attadır. Veddari evdedir. Bu şeydedir. Haddesena Yezid ibn-i Sinan gâle haddesena el-Kanebiyyü gâle haddesena Malik an ibn-i Şâbin fezekere bi-isnâdihi mislehu eyni hadisi şerifi, başka bir senetle daha zikreyledi. Haddesena ibn-i Merzuk gâle haddesena Ebu Asim an ibn-i Cüreycin an ibn-i Şâbin fezekere bi-isnâdihi mislehu gayre ennehu lem yezkür Hamzete. Bu senette Hamze'yi zikreylemedi. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber Efendimizin dediğini işittim. Fezekere mislehu, aynı hadis-i şerifi zikreyledik. İnneme şûmu fî selâse fil mer'eti vel feresi ve dâri. حدثنا يزيد قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم أن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث الشريف باشك بالرواية لدها ذكره لدي. وقد روي إذا على خلاف هذا المعنى ومعنى من خلاف الزينة رواية ذلك من حديث ابن عمر وغيره عبد الله بن عمر وغير لرن حديث ده. يعني بو روايتlerde geldi ki şum üç şeydedir. Kadında, hatta evde. Bunun hilafına da hadisler var. Onları da zikrediyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Müseddedun kâle haddesena Yahya an Hişami en Yahya ibn Ebi Kesir enil Hadramiyyi enne Sa'id ibn Müseyyib kâle sa'altu Sa'd ibn Malik. Sa'd ibn Malik'e sordum en ittiyareti tiyareden fentehareni, beni azarladı. Fekâle, dedi ki men haddeseke, sana kim rivayet eyledi? Fekerihtu en uhaddisehu, ben ona konuşmayı hoşlanmadım. Kimden rivayet ettiği gibi hoşlanmadım. Fekale, dedi ki Semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu, buyururdu ki la tiyarete, tiyare yoktur, teşeğüm yoktur. Ve inkânetet tiyaretü fi şeyin, eğer bir şeyde teşeğüm olsaydı fe fil mer'eti ve dâri vel feres, kadında, evde, fereste olur idi. Yani yok aslında. Olsa bu şeyde olurdu, o da yok. Haddesena Yezid ibn-i Sinan gâle haddesena ibn-i Ebi Meryem ibn-i Ebi Meryem gâle haddesena Süleyman ibn-i Bilal gâle haddeseni Utbetü ibn-i Müslim an Hamzete ibn-i Abdillah ibn-i Ömer an Ebihi an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Peygamber Efendimiz buyurdular, din kâne şûmu fî şeyin, bir şeyde şûm olsaydı fe fî selâsin, üç şeyde olurdu. Fil feresi vel meskeni vel mer'eti. Şûm yoktur, eğer olsaydı hatta meskende kadın da olur diye. Haddesen ibn-i Merzuk kal. Haddesen Ebu Asim en ibn-i Cüreycin en Ebi Zübeyri semi'a Cabir'en yuhaddisu. Ebu Zübeyri diyor ki Cabir'i eşittim, rivayet ediyordu. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den mislehu ba'di şerifin eynini, yani
tiyare, teşeğüm yoktur, olsaydı üç şey doğururdu. Haddesena Süleyman ibn-i Şahib kâle, haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad kâle, haddesena Yahya ibn-i Eyyub an-Ebi Hazim ennehu semi'a Sehla ibn-i Sa'din yuhaddisu an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Peygamber Efendimiz'den eynen bu hadis-i şerifi Sehla ibn-i Sa'd'de rivayet eyledi. Kâle Ebu Hazim, Ebu Hazim dedi ki fekenne Sehla ibn-i Sa'din göğe Sehla ibn-i Sa'd lem yekün yusbituhu, bunu ispat etmezdi, yani tatayyür yoktur. Ve emmen nasunaz fe yusbitunehu, bunu ispat ederdiler. Tatayyür vardır dediler, fakat Sehl ibn Sa'd hayır yoktur derdi. Haddesen ibn-i Merzuk kâle, haddesena Habban kâle, haddesena Eban kâle, haddesena Yahya ennel Hadramiyye ibn-i Lahik haddesehu enne Sa'id ibn-i Müseyyeb haddesehu kâle se'eltu Sa'den anit tiyare. Sa'de ben tiyareden, teşeğümden sordum. Fentehareni, beni azarladı ve kâle buyurdu ki Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu derdi ki la tiyarete, teşeğüm yoktur. Ve inkânet et tiyarete fi şeyin, bir şeyde teşeğüm olsaydı fe fil mer'ete, kadında olurdu ve dâri darda olurdu ve feresi feresde olurdu. Haddesene Fahdun kâle, haddesene Ebu Gassan kâle, haddesene Züheyr ibn Maviye en Utbete ibn Hümeydin kâle, haddeseni Ubeydullah, Abdullah yazılı doğrusu Ubeydullah İbn-i Ebi Bekir'in ennehu semi'a Anes ibn-i Malik, Anes ibn-i Malik'e işitti yuhaddisun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den eyni hadisi şerifi rivayet ederdi. Haddesena Yunus kâle, haddesena ibn-i Mehbin enne Malik'in haddesehu en Ebi Hazim en Sehl ibn-i Sa'din en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Sehl ibn-i Sa'd diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki İmkânı şûmu fî şeyin, bir şeyde teşeğüm olsaydı fe fî selâsin, üç şeyde olurdu. Fil mer'eti vel feresi ve dâri, kadın da hatta evde olur idi. Haddesena Fâdun gâle, haddesena Muhammed ibn-i İmran ibn-i Ebi Leyla, haddeseni Ebi an Ebi Leyla, natiyyeten Ebi Sa'idin enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki la adva ve la tiyare, la adva hasteliğin bir adamdan bir adama, bir hayvandan bir hayvana geçmesi yoktur. Ve la tiyarete, teşeğüm de yoktur. Ve inkâne fî şeyin, bir şeyde teşeğüm olsaydı fe fil mer'eti, kadında olurdu. Vel feresi, atta olurdu. Ve dâri, meskende olurdu. Olurdu yani manası. Yani yok. Siz bu teşeğümü tutmayın. Fe fî hâzel hadis, bu hadisi şerif doğrucudur. Ma bir mana vurucudur ki yedüllü, delalet eder ala gayri maşul, bir mananın gayrisine ki fil fasıllezi kable hadel fasıl, bu fasıldan evvel olan fasılda olan şey üzerine, yani teşeğüm üç şeyde vardır diye rivayetler geldi ya, işte bu rivayetlerde de geldi ki yok, orada var diye geldi, burada da yok diye geldi. Öyleyse oradaki hadislerin, bu hadisler taarruz etti, fakat bunların aradındaki tezadı gidermek için aşağıda gelecek. Evet, yani bu hadisi şeriflerde, yukarıki hadis-i şeriflerde üç şey de vardır. Yani nas böyle zenneder vardır derler. Hakikatte teşeğüm yoktur. Ve zâlike, bu da enne Sa'den, Hazreti Sa'd intihare Sa'iden, Sa'id ibn-i Müseyyeb'i azarladı. Hine zekere lehut tiyara, teşeğüm zikrettiği vakitte azarladı. Ve akberehu Sa'id ibn-i Müseyyeb'e haber verdi an-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki ennehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdular ki la tiyarete, tiyarete şeyim yoktur. Sümme kâle, buyurdular ki in tekunit tiyaretu fî şeyin, bir şeyde teşeğüm olsa idi fe fil mer'eti, kadında olur idi, vel feresi, atta olur idi, ve dâri, meskende olur idi. Felem yuhbir, haber vermedi ki enneha teşeğüm fîhinne, bu iş şeyde orucudur, haber vermedi. Ve innema kâle, buyurdu ki in tekün, eğer olsaydı fi şeyin, bir şeyde olsa idi fe fihinne, bu şeyde olurdu. Olmadı ki bu şeyde de ola. Binaenaleyh ne başka bir şey. Hazreti Sa'd haber vermedi ki enneha o tiyara fihinne, bu şeydedir. Ve innema kâle, Sa'd buyurdu ki in tekün, eğer olsaydı fi şeyin, bir şeyde fe fihinne, bu şeyde olur idi eğer olsaydı. Lev kânet, tiyara olsaydı, tekûnü fî şeyin, bir şeyde tiyara teşevm olsa idi.
lekânet fîhâ ulâ, bu üç şeyde olurdu. Feizâ lem tekün fîhâ ulâ isselâse, bu üç şeyde tiyâre teşeûm, tatayyür teşeûm olmayınca, feleyset öyleyse tatayyür teşeûm olmadı, fî şeyin hiçbir şeyde olmadı. Ve kadruviyen Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe'den de rivayet edildi. Ney? Ma ol bir şey ki tekelleme bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular. Fî zâlik, bu mesele hakkında kâne alâ gayri hâzel lefz. Bu lefzin gayrisi üzerine oldu Hazreti Âişe'nin rivayeti de. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle, haddesena Yezid ibn Harun kâle, haddesena Hammâm ibn Yahya katâdete Nebi Hassan kâle dekhele racülân min Beni Amir. Beni Amir'den iki adam geldiler ala Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe'nin huzuruna. فَأَخْبَرَاهَا haber verdiler ki اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh يُحَدِّسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّ الطِّيَارَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ Böyle hadis-i şerif rivayet ettiğini söylediler. اِنَّ الطِّيَارَةَ تَشَأُمْ فِي الْمَرْأَةِ kadındadır وَالدَّارِ meskendedir وَالْفَرَسِ attadır. Bu rivayeti söylediler. فَغَضِبَتْ Hazreti Aişe gadab etti. Ve taaret şikketun minha fissema ve şikketun filert. Bu kadar gazap etti ki göğe Hazreti Aişe iki parça oldu. Bir parçası göğe doğru uçtu. Bir parçası da yere doğru düştü. Yani gazabının şiddetinden kinaye bu. İki parça olur gibi oldu. Fekalet Hazreti Aişe dedi ki vellezî ul bir Allah'a yemin ederim ki nizzelil Kur'an'a Kur'an'ı tenzil buyurdu. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ma kâleha Peygamber bunu demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattu Peygamber Efendimiz asla böyle demedi. İnnemâ kâle bunu dedi ehlül cahiliyeti ehlül cahiliye cahiliyet zamanının halkı kânû yetetayyerûne min zâlik bu üç şeyden tatayyür ederdi. Cahiliyet zamanında kadında, darda, fereste teşevvüm olduğunu İtikad ederdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tiyarete dedi. O akidenin kökünü kesti attı. Fe ahberet Aişe Hazreti Aişe haber verdi kendi. Zâlikel kavle bu kavl. Kâne minin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den südur etti. Hikayeten an ehlil cahiliyet. Cahiliyet ehlinden hikaye tarikiyle. Yani onlar böyle itikad ederler diye hikaye tarikiyle oldu. İndehu Hazreti Aişe indinde kezalik böylece. Yani tatayyürün, teşevvümün aslı yoktur. İşte hulase burada bağladı ki bu evam arasında da vardır. Üç şeyde teşevvüm, tatayyür vardır. Hiçbir şeyde tatayyür, teşevvüm yoktur ama teberrük vardır. Akide böyledir. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.